Ercüment Çözer gelmiş. Semra Hayeruvan. Semra Ege Settel. Hayeruvan. Hi. Ay. Bir iki dakika bekleyelim olmazsa. Hani biz kendi aramızda sohbet ederken başlamıştır galiba diye düşünüyorum. Şöyle bir YouTube'umuza. Bir Evet. iki dakika bekleyelim olmaz. Evet, başlamış. Başlamış. Ben YouTube'u kapattım en azından şey olsun diye. Yavaş yavaş gelecek arkadaşlarımız şimdi. Geliyorlar, artıyor yavaş yavaş sayımız. Bunu sen çevirirsin artık. Leslie, we will wait for some friends. They are Okay. coming. Okay. Yes. Then we will start to talk. Okay. Evet. Ancak şey oluyor. Evet, artıyor sayımız giderek. Saçım böyle bir elektrik. My hair is very electrical today. Evet, şöyle biraz bekleyelim bakalım. Yavaş yavaş arkadaşlarımız geliyorlar. Selam yazıyorlar. Ben şöyle selamları, isimleri söyleyeyim en azından. Tevfik merhaba, Okan Özcan gelmiş merhaba, Coşkun gelmiş, Coşkun Settet, ay glad to see you everyone, Altan hi, ya yabancı dostlar da gelmiş bu arada, Kaşayar Sarıfeys, öyle bir şey diyor. Ben gözlüğümü alayım en iyisi bir dakika. Kaşyar Sherifi, he is one of our Iranian friends, and Oh, okay. also his account was banned by OpenSea, unfortunately. Oh Yeah, unfortunately. no. Yeah, I hate seeing that. Yeah, we are seeing a lot of Iranian friends whose accounts were banned by OpenSea. Yeah, I know. It's so sad. Emre said, hi, hello. My big sister said that hello. Hi. She is living Brussels, by the way. Oh, nice. Yes. Recep Elal gelmiş, Tolga Ulutaş gelmiş. Yine arkadaşımız. Ben az önceki ismi okuyamıyorum. İranlı arkadaşımıza hoş geldi bu arada. Tolga Ulutaş gelmiş. Instagram'dan da geliyorlar. Giderek yavaş yavaş yükseliyoruz sayı olarak. Biz bu arada sonradan izleyebileceğimizi de şey yani geçici olmadığını YouTube üzerinde sonradan izlenebileceğini de olmazsa ifade edelim Leslie'ye. Leslie, we are recording that stream. So whenever you want, you can go to Gus page, YouTube page, and watch that stream, that Oh, video. perfect. That's great. Thank Okay. you. Okay. Okay, then ne yapalım? Bir iki dakika daha bekleyelim ya hızla çünkü artmaya yeni yeni başladı. Evet, Nilgün gelmiş, Ali Mermer Taş gelmiş. Evet, Twitter'dan bir sürü arkadaş gelmeye başladı. Thanks for the support Serhat yazıyor arkadaşımız. Bu arada İngilizce biliyordur herhalde. I love so much İranlı Iranian. İranlı Iranian. fotoğrafır by the way onu da söyleyeyim yani ekstradan so Iranian photographer so talent for me Yes. yes Very talented. yes yes Derya Mine hoş geldiniz Ümmü Naz hoş geldiniz biz başlayabiliriz yayınımızı bu arada izlemeye devam eder arkadaşlarımız diyelim I start. Okay. arada Serhat'cığım sen de soru ekleyebilirsin. Yani hani ben arka arkaya böyle soruyla sıkmayabilirim. Bu arada Tamam, yayın sıkıntı olan yok. arkadaşlarımız soru yazabilirler. Türkçe de yazabilirler bu arada. Elif Arkalı tanıyordur zaten şey. Elif Arkalı, you know Leslie on Twitter. Gülay Tansu gelmiş. Bir sürü arkadaş gelmiş. Birçok arkadaş. Şimdi izleyen arkadaşlarımıza söyleyelim. Türkçe olarak da yazabilirsiniz sorularınızı. Serhat tabii ki İngilizcesi benden daha iyi. Bu arada yayınımızda söyleyelim. Bizim
ikimizin de bir hani rehber olma durumu ya da translate'i birebir hani değiliz. Tercüman sonuçta. Değiliz. Çevirmen ya da tercüman değiliz bu arada. Hatalar olursa affola diyelim. Ama olabildiğince Serhat zaten Twitter'da bütün arkadaşlarımıza, Türk arkadaşlarımıza yardımcı oluyor bu konuda. Ben de rica ettim, sağ olsun kırmadı beni. Serhat bize bu konuda yardımcı olacak. Yani Türkçe sorularınız olursa da bu arada bekliyoruz yayınımıza, haberiniz olsun istiyorum. By the way, my sister said that we love you all demiş. Love you. Love you too, sister. Okay. Welcome to our stream, Leslie. My dear friends, Leslie is both a good photographer and a good person for me. İlk soruma geçeceğim. Şunu soracağım arkadaşlar. Bize kısaca fotoğrafçılık hani serüveninizden ve işte bahseder misiniz diyeceğim. Fotoğraf çekmeye ne zaman karar verdiniz, neler yaptığınızı soracağım. Leslie, can you briefly tell us about your photography journey? When and why did you start taking photos? What have you done as a photographer so far? Thank you. Okay. I'll try and do this slowly. So I started out in my early 20s, back in the film days, and I did a lot of travel photography, India, Nepal, Malaysia, all over the place. Tell me when I need to stop so you can catch up. You can go. I'm okay. Taking my notes. Okay, good. And then I took off for quite a while and had kids and decided to get back into it and did some more travel photography. And I ended up again taking off. So I've been off and on for so long. And I ended up deciding to, because my passion was photojournalism. So I decided to go to Haiti. Because I wasn't getting any younger. Mm-hmm. So I ended up going to Haiti 6 times mm-hmm. and lived with the rebels when they took over the country. Mm-hmm. I covered Tropical Storm Jean that killed 3,000 people. I covered voodoo. I covered sex workers, mm-hmm. Violence. I was almost killed there a few times. And then I ended up getting divorced. Mm-hmm. And so then I had to make a real living because photojournalism doesn't pay much. Yes. So then I ended up doing weddings for 14 years. Mm-hmm. Okay, and, yeah. Let me translate that. Okay. It will be enough. Leslie erken 20'li yaşlarında film fotoğrafçılığıyla fotoğrafa başladığını söyledi. Gezi fotoğrafçılığıyla fotoğraf serüveni başlamış. Nepal, Hindistan gibi uzak doğu ve sonrası uzak doğu ülkeleriyle yani buralara yaptığı seyahatlerde fotoğraflar çekmiş. Sonrasında işte evlilik, çocukların olması gibi durumlar nedeniyle ara ara böyle bazı dönemler ara vermiş. Sonrasında da tekrar gezi fotoğrafçılığıyla geri dönmüş ama asıl tutkusunun haber fotoğrafçılığı, fotojournalizme yönelik olduğunu, işte bunun içinde Haiti'ye örneğin gidip orada isyancılarla vakit geçirdiğini, zaman geçirdiğini, o süreci belgelediğini, işte doğal afet bölgelerine gittiğini, Amerika'da sık sık fırtınalar, kasırgalar oluyor. Bunların gerçekleştiği doğal afet bölgelerine gidip orada fotoğraflar çektiğini, işte hayat kadınlarıyla birlikte bazı çalışmalar yaptığını, onları belgelediğini söyledi. Yeah, please go on, Leslie. Okay, so I ended up getting remarried in 2018 and I stopped shooting weddings in January 1st, 2020, which turned out to be great because that's when COVID hit. And a lot of my wedding photographer friends, they either had to close down and do other things. They had a really hard time.
So my husband and I were just staying home, and then George Floyd was killed by the police. And I knew that I had to be there and cover history. I was just going to do it for myself, but we drove to Minneapolis that first week, and people saw my work that I did there, and they said, you know, you need to get these published. So I got back in touch with Zuma Press, and I ended up getting published a lot. Do you need to stop? Yeah, it will be better. 2018'de ilk eşinden daha önce ayrıldığını söylemişti. Sonra 2008'de tekrar evlenmiş. Düğün fotoğrafçılığıyla da bu arada iştigal etmiş. Ancak COVID nedeniyle hani bu tarz işler durduğundan ve hani düğün fotoğraflarının çoğunun da bu dönem çalışmadan zorlu bir dönem olduğundan bahsetti. Ama işte George Floyd'un öldürüldüğü dönem tekrar bu olayların Amerika'da siyahi bir kişi evet. öldürmüş George Floyd yine. Polisler tarafından yani, değil mi? Evet, polisler tarafından öldürülmüştü George Floyd. Bunun sonucunda da Amerika'da bayağı bir olaylar gerçekleşmişti. Ve bu dönemde de tekrar gidip bunları belgelemek istemiş Leslie. Olaylara dahil olmuş, fotoğraflar çekmiş ve sonrasında da insanlar bu çektiği fotoğrafları yayınlaması gerektiğini kendisine söylemişler. Aldığı şeyler, geri dönüşler bu yöndeymiş. Harika, harika. Amazing, amazing story. Go ahead, please. So I ended up covering 17 protests across the United States. And then we also covered 4 hurricanes as well. And so that's, and then I got into NFTs. So yeah, that's what I've been doing. Bundan sonraki dönemde de tam öyle 17 tane protesto, yani benzer protesto gösterilerini fotoğrafladığını, belgelediğini, 4 tane de kasırgayı, ki kendisinin çok güzel fırtına fotoğrafları var. Evet. Hortum, kasırga, öyle, aynen bu tarz hava olaylarının fotoğrafladığı, belgelediği fotoğrafları da var. Sonrasında da NFT'ye girmeye başladığını söyledi. Bundan sonrası kısımda artık NFT ile ilgili sorularımızı yönlendirebiliriz. Tamam. Ben şeyi sormak istiyorum Serhat aslında. Yani bu kadar çok hani olay çekmiş mesela. Unutamadığı bir şey var mı? Gül asked that. She took so many different events and protests or other things. Is there anything that that is unforgettable for her during that period? Yes. During the period of the protests or during my photojournalism in general? Yes. Genel olarak tüm foto habercilik, haber fotoğrafçılığı döneminde mi soruyor, yoksa bu protestolar özelinde mi bu soruyu sordunuz, onu soruyor. All life. During all photography life, photography yes. journey. There's a lot of unforgettable moments. Some are great and some are sad. Definitely when I was in Haiti was probably the most unforgettable time. I think there was this one moment where, well, one moment where I was almost killed. Was an unforgettable moment. I came really close that day, being shot at, and they were actually shooting at me, not the people I was with. Like when I was with the rebels or the UN, they would be shooting just at anybody. But on that day, they were shooting at me, and that was really scary. When I covered the flood, Tropical Storm Jean, and I do get emotional, that killed 3,000 people. Oh. And the bodies, the bloated bodies, walking in water with bloated bodies, it created a mudslide. And inside this house
that had been covered in mud. There was a hand sticking up out of the mud. They had been buried alive. And it was just, it was very, very traumatic. So, yeah. Yani bu süre içerisinde iyi ya da kötü birçok şeyle karşılaştığını söylüyor. Ama onun için en unutulmazları Haiti'de yaşadıkları olmuş. Burada doğrudan kendisine ateş edilmiş. Yani ölümle burun buruna gelmiş. Doğrudan kendisi hedef alınarak ateş edilmiş. Burada ölümle burun buruna gelmiş. Orada yaşadığı sahneler, işte cesetler, gördüğü olaylar, insanların diri diri yakmaya çalışılması gibi şeylere tanıklık etmiş. Bunlar onun en unutulamadığı anlar olmuş. Yani zaten çok da duygulandı anlatırken. Gözleri yaşardı. Ben pişman oldum sorduğuma, biraz üzüldüm. I'm so sorry. Konuyu ben değiştireyim. en sevdiği fotoğraf türünü soracağım arkadaşlar. Leslie, what's your favorite genre of photography? Photojournalism, for sure. Yeah. Street or street? Yeah, a little bit. I'm still trying to learn street photography. Someday. Thank you so much. NFT'ye ne zaman, nasıl başladın? Aslında biraz ona cevap verelim isterseniz. Çevireyim onu da. En sevdiği fotoğraf türü tabii ki haber fotoğrafçılığı olduğunu söyledi. Pardon, ben anlayayım da çevirmeyi unuttum. Çok özür dilerim. Gül hocam da şeyi sordu. Sokak fotoğrafçılığı. Kendisi sokak fotoğrafçılığının duayenlerinde ülkemizde var. O yüzden sokak fotoğrafçılığını sordu. Sokak fotoğrafçılığını öğrenmeye çalıştığını söyledi Leslie. Ama ben fotoğraflarını gördüm, gayet güzel. Ve mesela hani şimdi şunu söyler misin Leslie'ye? Ben şimdi hani hem düşünüp hem konuşup heyecanlandım biraz. Aramızda düğün vesaire çeken arkadaşlarımız var. Bayağı iyi ödüllü böyle düğün fotoğrafçısı arkadaşlar. Onunla ilgili de soru arkadaşlar, bakın yani öyle bir iş de yaptı Leslie. Sormak isteyen arkadaşlarımız sorsunlar diyeceğim birazdan. Bunu da istersen sen çevirirken ben bir arkadaşlardan kimler var bakayım şöyle bir. She went to ask some questions, but she also saw some friends who are watching us. Some famous wedding photographers, well-known wedding photographers, award-winning wedding photographers. And she told that if you have any questions to Leslie, because she is also a wedding photographer, you can ask your question. Yes. Okay. Yes. Ben diğer soruma geçeyim arkadaşlar bu arada. Hani NFT'ye ne zaman başladığını aslında söylemişti ama şunu sormak istiyorum. Neler yaşadı? Yani şimdi biliyorsunuz hani fotoğrafçılar olarak tabii ki biz süreyen işlerimizi yapıyoruz. Yani her zaman yaptığımız işleri yapıyoruz ama NFT son dönemde biraz NFT sanatı biraz son dönemde öne çıkmaya başladı. Şimdi bir taraftan İngilizce düşünmeye çalışırken Serhat hepsini Türkçeyi de karıştırıyorum. Lütfen bunu da çevirir misin? Tamam, sıkıntı yok. Siz direkt Türkçe düşünün, ben çeviririm. O yüzden şimdi arkadaşlarla konuşurken söylüyorum. Leslie tabii ki bize çok destekleri oldu, onu söyleyeceğim yani sonrasında, ama ona şunu sormak istiyorum. Yani NFT yolculuğunda neler yaşadığını sormak istiyorum. Leslie, what have you experienced in your NFT journey so far? It's been great. You know, we all feel frustration at times because it's a lot of work, but the community that we've made here and the people I've met from, like you all, from all over the world has been incredible. So I've had a very great experience. I've sold quite a bit. I've collected even more. And even if I wasn't selling, I would still be in this community because of all the people that are part of it. So it's been amazing. I've really enjoyed it. A lot of work. Yes, yes. Bunun harika harika bir tecrübe olduğunu söyledi. Yani bazen hayal kırıkları da hayal kırıklıkları da yaşıyor olabiliriz burada.
Ama burada çok harika bir topluluk bulunduğunu ve birbirine destek olduğunu, bu harika topluluk nedeniyle hani biz, fotoğrafla bir bağ olmasa bile burada olmak isterdi buradaki topluluk nedeniyle. Ya tam olarak peki hangi, yani mesela bir yıl mı oldu ya da kaç ay oldu diye ben söylemiş miydi, hani sen sorduğunda evlilikten sonra demişti, ama onu da bir sorabilirsek en azından. Leslie, when you started to NFT, exact time, what was the exact time of your entry to NFT space? Probably sometime in November, and then December 1st is when I first did my first mint, Okay. my first NFT. Oh. Kasım sonu Aralık başı gibi diye tahmin ediyor. O dönemler NFT'ye işte ilk fotoğraflarını NFT ortamına taşıdığını, ilk NFT'lerini yayınladığını söyledi. Harika. It's amazing. I am in February. Oh Yes. I'm new It seems like you. I see. It seems like I've known you forever. Yes, I feel same. Yes, I'm feeling same. Yes. Leslie, but I feel so sad because I also started at the same time. As me? Yes, You're doing great. but you are like a Ferrari. I'm just like an old Beetle, Volkswagen Beetle. But you are like a Ferrari. Bunu çevirebilirim. Usually I'm just barely moving along. So. Süper, süper. İstersen çevirebilirsin bunu da, ama yani hani bence şeyden anlamış olabilirler, Volkswagen'den. Buyur lütfen. Leslie ile biz hemen hemen aynı dönemde başlamışız. Leslie Kasım Aralık başı gibi başladığını söyledi. Benim de Aralık başıydı. Şimdi Leslie'ye şey dedim. Leslie Ferrari gibi. Hani ben onun yanında Vosvos gibi ilerliyorum. Leslie Ferrari gibi gidiyor çok hızlı bir şekilde. Çünkü hani bilmeyenler için söyleyelim. Leslie bir fotoğrafçı olarak başladı buraya, bu serüvene. Ama şimdi topluluğun önde gelen koleksiyonerlerinden biri. Yani fotoğraflarını da yüklemeye devam ediyor. Hani belki biz şey atladık o kısmı, böyle kısaca bir bahsettik. Yok, Çünkü daha baş, ben soracağım daha, çok soracağım. NFT'nin içinde yer alan herkes neredeyse Leslie'yi tanıyor. Ya. Hani o yüzden Gerçekten. biz açık şey yapmadık. Evet. Leslie kimdir diye başlamadık. Ama NFT'ye girmeyi düşünenler belki vardır. Onlar için hani çok kısa bahsetmekte fayda var. Leslie bir fotoğraf sanatçısı Evet. ama şu an topluluğun önde gelen koleksiyonerlerinden biri. Ona ben her zaman şey diyorum. NFT'nin Robin Hood'u. Yes. Çünkü Leslie ünlü came koleksiyon Robin Hood. çünkü önde gelen koleksiyonerlere kendi fotoğraflarını satıyor ve burada elde ettiği gelirin neredeyse tamamını bağış işlerinde ve topluluktaki fotoğrafçıların fotoğraflarını almak için kullanıyor. Yani birçok fotoğrafçının ilk koleksiyoneri, özellikle o kısım o konuda da hassas. Yani buraya girmiş, NFT dünyasına girmiş ama ilk satışını gerçekleştirememiş fotoğraf sanatçılarından özellikle toplamaya dikkat ediyor. Evet. Aynı zamanda benim ve Gül Hoca'nın da koleksiyoneri. Bizim de birer fotoğrafımızı Bence aldı. bunu çevirmen lazım. Actually Leslie, everyone in the NFT space well know you. You are a well known person in the space. But there may be some friends who are pretty new in the space. I just briefly want to introduce you to them, talk about your journey as a photographer and then a collector. And I told she started her journey as a photographer, but she's now a well-known collector also, especially among the newcomers, because she's supporting mostly newcomers. She's first collector of many photographers, especially many Turkish photographers. Yes. Yes. And also Many. you are a collector of both mine and Gül.
you collected from both of us. Thank you for that. Thank you. You're welcome. Yes, again and again and again. And I said that you understand it. I said that you are Robin Hood of NFT jungle. Yes. Because you are selling to well-known collectors, some people who made money from crypto markets and spending on NFT world or other some big artists who have huge sales volume. You are selling to them, and then you are using that Ethereum's either for donations and or to artists, newcomers especially. So we all appreciate that. I want to mention that again and again. We are all of the community, all of our friends, they are appreciate that. You are the biggest supporter of the community for us. Thank you again. It's hard not to. There's so much talent. It's amazing. I love seeing people that haven't been discovered yet, and I get to discover them. And it's amazing. So I love seeing them take off on their journey. It's great. Birçok yetenekli sanatçının NFT dünyasında olduğunu, NFT dünyasına geldiğini, bunların bazılarının henüz keşfedilemediğini, Leslie için de yani bunların ilk koleksiyoneri olan, bunları ilk keşfeden koleksiyoner olmak önemliymiş. Bunu önemsediğini söyledi Leslie. Harika. Harika. Bu arada düğün fotoğrafıyla ilgili bir soru geldi. İzleyicilerimizden hemen bir soru geldi. Allah'tan İngilizce, Emre'nin İngilizcesi iyidir bu arada. İngilizce yazmış. Çeviriye gerek kalmayacak. Serhat, ben okuyayım şöyle. Tamam. Gözlük. I never know what she's saying, but I love it. I love it. Şöyle bakayım. Emre said that, do you think about documentary wedding photos will be sold as NFT? Do you or other collectors mind to buy? What kind? Documentary wedding. A documentary wedding? Yes. Oh, gosh. You know, I don't know. I mean, I certainly have a lot of those. I wish they would. But I think maybe if the weddings were unique, something that we don't see all the time, like maybe a Romanian gypsy wedding or something like that, something unusual, unique, something with a lot of customs, then maybe so. But if it's just a normal traditional wedding, I don't see a huge market for it, but you never know. I mean, you never know who's out there and who's collecting and what they like. So anything can happen. I mean, I didn't see people loving cartoon apes, and they did. So. Anladım Serhat, tamamını anladım bu arada. Tamam. Now I wish I had one. I wish you will have not an ape, a new emerging project bring you a good profit, so you can spend for all the community. But if you buy one of the existing one, the profit margin is not so high because they are very their prices are now very high, so there is very little profit margin for them now. Yes. So I hope you discover new projects, new PFP projects, yes, more profitable projects. I keep investing in some, but they haven't really gotten very far yet. I'm not very good at that. Let me translate that. Bende de çok düğün fotoğrafı var diyor. Yani belgesel tarzı düğün fotoğrafları bende de çok var. Yani bir gün bunların değeri anlaşılır, satılırsa ben de çok sevinirim. Çünkü ben de satacağım onları diyor. Ama diyor ki eğer yani çok farklı tarzda, unique fotoğraflar olursa, örnek olarak da Romanyalı çingenelerin düğünlerinden çekilmiş bir kare gibi dedi. Eğer bu tarz fotoğraflar olursa, sıra dışı şeyler olursa
bunların satılabileceğini. Ama geleneksel düğün fotoğrafı için biraz bu durumun zor olduğunu söyledi. Ama şunu da belirtti. İşte çizgi film karakteri gibi maymun fotoğrafları, fotoğraf değil de PFP denen çizimler bile bu kadar para ediyorken kimin neyi alıp almayacağını da tam olarak bilemeyiz diyor. Hani belki bunun da bir alıcısı vardır ama belli olmaz. Kendi görüşü ise hani şu anda şey olmayacağı, sıra dışı olmayan düğün fotoğraflarının satılmasının biraz zor olduğunu söyledi. Evet. Yani Emre benim tanıdığım kadarıyla biraz hikaye şeklinde çekiyor. Hikayeleştiriyor. Bazen işte minimal çekiyor vesaire. Belki onlar olabilir. Zaten o kısmını anlamıştım. Özellikle mesela Kudelka gibi mesela. Kudelka'nın çingeneleri vardır ya. O ilginç mesela. Onu söyleyebilirse soru gelmiş. Ben ona bakacağım bu arada. Emre was the person who asked that question about the wedding photography because he's trying something different, creating some stories, wedding stories, and to photograph them just like minimalist wedding photographs. Well, if Emre is doing it, I'm sure it'll be marketable because he's an amazing photographer. Eğer Emre yapıyorsa eminim ki güzel olur çünkü çok iyi bir fotoğrafçı diyor. Onu söyledi. Tamam, harika. Zaten Emre anlıyor. Biz diğer arkadaşlarımıza çeviriyoruz şu an. Gül said that the wedding photos just like photos of Kudelka. Yes, they will be very precious photos. Yes. Yeah. That would be something. Projects, especially Gypsy projects, I like all. Yes, definitely. Incredible. Yes, go ahead. Emre said that. Thank you, Leslie. I don't like ordinary weddings too. Nurşen gelmiş. My mother said that. Good luck. Watching out. Thank you, mom. Thank you, mom. Geleyim başka bizim sorularımızdan aslında birini sormuş Okan. Onu soracağım Okan birazdan. Hani genel onlara bir çünkü bir şeyler ekleyeceğim. Şimdi bir şey sormak istiyorum ben. Leslie'ye şey soracağım. Yani hem fotoğrafçı olarak hem de koleksiyon olarak yani aynı anda ikisini yapmak nasıl bir duygu? Onu soracağım. Leslie, how does it feel to be both a photographer and collector in NFT space? It feels really good because I see both sides and you know, so I can be part of both sides, which is amazing. And you know, I love giving back to the community, so I'm glad I'm able to collect, you know. Luckily, my work as an artist has sold, otherwise I would not be able to collect. So, it's been great. It's been really great. Sometimes, you know, there have been times where people have looked at me only as a collector, which mm-hmm. can be a little frustrating because, you know, people seem to forget sometimes that I am an artist and I need to sell as well. But I love collecting, so I you know it's great. I would collect every day if I could. Thank you. Emre çevir istersen ben sorulara bakayım. Serhat. Emre de kaldı aklınız. Emre'nin bir sürü şeyi aldı şimdi. Emre'cim merak etme, sen başarırsın kesinlikle, eminim. Canım arkadaşım. Serhat pardon. Hem koleksiyoner hem de sanatçı olmanın faydası her iki tarafı da görebilmesi. İki tarafın da parçası olmayı seviyor Leslie. Topluluğa geri vermeyi özellikle sevdiğini belirtti. Ancak bazen sadece bir koleksiyoner olarak toplulukta görülmesinin hayal kırıklığı yarattığını söylüyor. Onun için aslında hani aynı zamanda bir sanatçı ve kendi fotoğraflarını da satıyor. Buradan elde ettiği kazançla tekrar fotoğraf topluyor. Sadece bir koleksiyoner olarak da görülmek istemiyor Leslie. Okay, understand. Şimdi bir şey daha sormuş arkadaşımız da.
Onu okumaya çalışıyorum. Gene bir gözlük takacağım. Okan, senin soruna geleceğim bu arada. Thank you Leslie. Reyhan Türk. You know Reyhan Türk. Türk desem. On Twitter. Leslie, did you remember I asked you if my collection was expensive for you? You said yes. So I don't drop anymore your page, but I following you. Thanks so much for join us. I know who it is now because, yeah, I mean, I love the collection so much, but it was too much for me. Bir şeyi anlatmak istiyorum aslında ben Leslie ile ilgili. Leslie bir gün Leslie'nin bir space'i vardı. Bunu Sera sen kısacık hani anlatırsın. Zaten bildiği için olayı. Tamam. Leslie'nin bir space'i vardı. Yani başka birisi yapıyordu Leslie adına. Ben de öyle girdim. İşte Leslie hakkında ne düşünüyorsunuz dediler. Hani o an Leslie şöyle bir insan gerçekten. Yani bunu çok içtenlikle söylüyorum. Zaten beni tanıyan, yıllardır bilen arkadaşlarım, öğrencilerim, ben samimiyeti severim. Gerçek samimiyet severim ve bunu her zaman da vurgularım. Hiçbir zaman daha farklı davrandığım pek görülmemiştir, öyle söyleyeyim. Yani aileden de böyle yetiştirildik zaten. Samimi insanları hani başımızın üstünde taşırız. Ben de Leslie'ye inanılmaz böyle bir kanım kaynıyor. Çünkü sebebi bir kere çok pozitif bir insan. Leslie is a good person and positive woman. Arada da söyleyeyim. O yüzden böyle bir şey dedim. Yani benim için iyi fotoğrafçı olması hiçbir önemi yok. Yani iyi fotoğrafçı diye hiç kimseye yakın durmak istemedim hayatım boyunca. Yani iyi fotoğrafçı ya da başka türlü meslek sahibi hiç fark etmiyor. Ama dedim yani yayında Space'te tabii İngilizce konuşuluyor. Leslie ilk önce dedim iyi fotoğrafçılığı var ama dedim iyi fotoğraftan ziyade bana göre çok çok iyi bir insan. O arada Leslie bana sürekli şey diyor, Gül lütfen mailini kontrol eder misin? Ben anlayamıyorum, yani ne konuştuğumuzu anlayamıyorum tam olarak. Yayın esnasında artık daha öncesinde benim bir fotoğrafımı almış ve yayında bana sürpriz, yani benim gelip gelmeyeceğimi de bilmiyor aslında ama bir şekilde ben görmemişim, yani mailime düşmemiş o satış. Benden bir fotoğraf almış. Yani ben yayında ne yapacağımı şaşırdım, elim ayağım birbirine dolandı. İngilizce mi konuşayım, İngilizce mi düşüneyim, Leslie'ye mi yanıt vereyim? Böyle bir şaşırdım. İnanılmaz da mutlu oldum. Yani o kadar güzel bir duygu ki, yani bir insanın eserine aslında para değil mevzu. Yani inanın paradan ziyade benim için, yani benim için öyle kıymet ve değer verilmesi. Yani bir insanın işine değer verilmesi. Çünkü yıllarca emek veriyorsunuz ve bunu değer görüp değer veren insanlar olması çok güzeldi. Bunu kısacık şimdi nasıl çevireceksiniz? Hadi bakalım nasıl çevireceğim. Kısacık Aklımda kaldığı kadarıyla çevireceğim. yok sadece sürpriz yaptığını ve hani değer Tamam. Yok yok verdiğinden dolayı zaten diyebilirsin. olayı hani Ben soruları şeyde okuyayım. bildiğim için sıkıntı yok. Just went to talk about one of your memory with you. Once she first met with you on a space, on a Twitter space, and she said that she always want to be a honest person, a frank person, and always like such persons. And since you are such a person, she likes you a lot. And she said that you are such a positive person, so therefore also she likes love you a lot. And she said that when you first met on a space, you told those words. She told those words to you, talk about you. And during that time, you said to her, check your email, but she couldn't understand what did you mean. And she didn't receive any notification. So she wasn't aware of her sales, but you bought her one of her pieces before the space, but she were not aware of that. And she says, I was very excited. I didn't know what to do, what to say. And that was a very amazing feeling.
That was a very great feeling because some person that you loved, that you appreciate a lot, some person that you appreciate a lot is appreciating your works, your art. This is an amazing thing for me. That was that she mentioned all that, talk about that. Thank you. Thank you, appreciated that. And thank you again, Leslie. Thank you. Thank I mean, your work, you. Your work is amazing. So, and I adore you. You're just awesome. Thank you so much. You're awesome too. Thank you so much. Bakayım arada sorular varsa. Ha, evet, bizim arkadaşlar, bizim yani şöyle not aldık ya Serhat'cığım. Bizim sorularla aynı sorular geliyor. Hatta birkaç arkadaşımızın sorusu aynı. Ben en iyisi onu sorayım çünkü. Leslie, how do you decide which photo to collect? What is your main motivation for collecting photo NFTs? Usually, there's a variety of things. I love photos that have great composition. I love documentary street photos with very strong composition. I love that. I also love photos that make me feel something. That's important to me. But it doesn't have to be photos. It can be any type of artwork that makes me feel something. And I also like collecting from people who are donating. That's really important to me. And I also like to collect from people that are in need, that need, you know, to sell their work to survive. For me, if it makes me feel something, that's the most important thing to me. Can you help me stop? Ben şimdi sordum arkadaşlar bu arada. Hani arkadaşlarımız da sormuşlar. Neye göre tercih ediyorsunuz? Yani işte sanat eseri, fotoğraf olur. PHP'di değil mi? Bu daha çok grafik sanatlar. Yani hangisi olursa olsun dedi Leslie. Bana hissettirdiği duygular önemli dedi galiba. Değil mi? Güçlü kompozisyonlar. Doğru çeviriyor muyum? Aynen. Ben yapabilirim çeviriyi. I can translate. Please. Sokak fotoğrafları, güçlü hisler veren, güçlü kompozisyonları olan, değil mi? Öyle bir şeyler söyle. Sen de lütfen eklemek istersen. İyi kompozisyonu olan belgesel ve sokak fotoğraflarını toplamayı sevdiğini söyledi. Ayrıca yani fotoğraf olsun olmasın, sanatın herhangi bir dalına ait kendisine bir şeyler hissettiren, bir duygusal bağ kurabildiği fotoğrafları, sanat eserlerini topluyor. Bunun dışında işte bağış yapan insanlara, fotoğraf satışlarından bağış yapan insanlara destek olmaya çalıştığını, hayatta kalmak için sanat eserlerini satmaya ihtiyaç duyan sanatçıların eserlerini, yani ihtiyaç sahibi olan sanatçıların eserlerini almaya çalıştığını söyledi Leslie. Thank you, thank you Leslie. Sorular var hala, şöyle bakıyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Evet. Yani bizim sorularımız bittikten sonra misafirlerimizin sorularından cevaplanmayan varsa onları şey yapalım. Olur tabii ki. Okey, ben devam ediyorum o zaman. Şöyle diyelim. Leslie, as a collector, what would you recommend to photographers who will just start NFT? What do they should do or not do? Good questions. Yes. Yeah. Don't come into this for the money, because you may not, you know, make that much money. So come into it wanting to share your art with others, because that's pretty much what we're doing. And we get lucky and we actually sell sometimes.
but it's not a get rich kind of thing. Make sure that when you come in, you don't just shill all the time. Become part of the community, get to know others, support others. Supporting others has been the biggest thing for me. It's gotten me, I think, to where I am because I am a big supporter in this community. And so, but I never planned to get well known because of that. It was just something I did and people started noticing. And also it's really important to just be yourself. I've always just done things my own way. I've always been like that. And just be real, just be yourself. What works for me may not work for you. You know, I never had a plan. Some people need a plan. I don't like plans. So I just am who I am. And that's it. So. Be yourself, right? Yes, exactly. K-word. K-word is be yourself. Be yourself. Şöyle ben şeyi sordum arkadaşlar, NFT'ye yeni giren arkadaşlarımız için önerileriniz, yani ne yapmaları gerekir ve neyi yapmamaları gerekir diye. Çünkü biz de giriyoruz. Arada Serhat'la da böyle bazen sohbetler de ediyoruz başka space'lerde vesairelerde. Yani yapılmaması gereken şeyler de görüyoruz bazen. O yüzden özellikle ben Leslie'ye yeni başlayanlar için ne yapmaları ya da ne yapmamaları gerekir sordum. Serhat sen lütfen çevirebilirsin yanıtı. Unuttum deme sakın. Yok. Yani normalde benim not alma alışkanlığım yoktur. Tüm eğitim hayatımı not almadan bitirdim. Kafamda ne kaldıysa onunla idare etmeye çalıştım hep. Şimdi burada çeviri yapmaya başlayınca artık kendimi not almaya mecbur hissettim. Bu da 40'ından sonra şeyin kazandırdığı bir şey oldu. NFT'nin kazandırdığı bir şey oldu. Leslie, I said that during my education life, I never took notes. Never. But just after entering the NFT space, for translating for other friends, I started to take notes. Yeah, I bet. Yeah, and you would need to. This is the one of the best gains for me from the NFT world. So I can be more successful in my life after that, because now I am trying to take notes. Now you can take notes. Yes. Şimdi Leslie, NFT işine sakın para için gelmeyin diyor. Yani çünkü hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Eğer amacınız buraya gelme amacınız para kazanmaksa, bu konuda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Buradan çok kazanamayabilirsiniz. Ama buraya gelecekseniz işlerinizi paylaşmak için gelin. Burası zengin olabileceğiniz bir yer değil. Evet. Sürekli sadece şil dediğimiz kendi işini sürekli anlatma, fotoğrafını sürekli anlatma, ondan bahsetmek. Bilmeyenler için ekleyeyim. Buranın ayrı bir terminolojisi de var. Bazen bu kelimeleri kullanıyoruz. Yeni olanlar bunları bilmeyebilir. Sadece şil yapmak için buraya gelmeyin. Paylaşmak için gelin. Topluluğa destek olun. Toplulukla paylaşın. İşlerinizi paylaşın. Topluluğa destek verin. Ben burada ünlü olmak için bununla şu ana kadar yaptıklarımı burada ünlü olmak için yapmadım. Her zaman kendim olmaya çalıştım. Siz de kendiniz olun. Kendi yolunuzu bulmaya çalışın. Benim için iyi olan benim başarılı olduğum bir konu sizin için aynısı olmayabilir. Benim başardığım yoldan hani siz gittiniz de siz başarılı olmayabilirsiniz. Bu yüzden birine uyan strateji birinin doğrusu öbürü için doğru olmayabilir. Kendiniz olmaya çalışın ve kendi yolunuzu bulmaya çalışın burada. Leslie bunları söyledi. Yani zaten şunu söyledi. Samimi bir şekilde arkadaşlarınıza, diğerlerine destek olun. Tweet yapın, retweet yapın, okey? Tweet, retweet,
Leslie. support your friends, right? To what? And retweet. Support your friends. Yes. Retweet and tweet. You're right. Yes. And be yourself, please. Be yourself. Actually, when we are talking about supporting others, some people think that we mean when you sell your work, then go and buy from others. Supporting is not just something like that. Right. You can support your friends. You can support the community by even just liking one tweet. Just by one like, one retweet, one quoted tweet, by translating for others, for helping by any way, what can you do? What is your best? Try to do your best. This is what we mean when we are talking about supporting the community. Right, exactly. Yes. Yeah, you don't have to buy in order to support the community. So, şeyin de Türkçesini de söyleyeyim isterseniz, biraz uzun oldu. Yani biz sürekli bu topluluğu destekleme konusundan bahsediyoruz. Gül hocamın da benim de söylediğim şey, yani topluluğa desteklemek veya topluluğa geri vermek sadece işte işinizi sattığınızda gidip fotoğraf almanız anlamına gelmiyor. Çünkü şöyle, yani herkesin bir özel hayatı var, kendi yaşamı var. Kimin neyi yaşadığını bilmiyoruz. Kim neye ihtiyaç sahibidir bilmiyoruz. Yani bu konuda gereksiz bir baskı da bazen oluşabiliyor. Kim neyi yaşıyor, neye ihtiyacı var bunu bilmiyoruz. Hani topluluğu desteklemek de sadece bu anlama gelmesin. Hani ben de bunu savunan biriyim. Mümkün olunca topluluğa geri verelim. İşte kimin ne yaşadığını bilmiyoruz. Neye ihtiyacı var, neden burada bunu bilmiyoruz. O yüzden böyle bir baskı oluşması çok doğru değil. Ve hani topluluğu desteklerken bir fotoğrafı, bir tweet'i like etmeniz, retweet etmeniz, alıntılı retweet etmeniz bile çok büyük bir destek. İşte elinizden ne geliyorsa onu yapabilirsiniz. Ben son 10 yıldır İngilizcemi hiç doğru düzgün kullanmıyordum. Neredeyse hiç 2 defa yurt dışına gittim. Orada kaldığım birkaç gün içeride konuştum. Onun dışında hiç kullanmadım. Ama buraya geldikten sonra baktım ki benim İngilizcem işte çoğu insandan biraz daha iyi, bir tık daha iyi. O günden beridir topluluğa İngilizceyle, yani işte çeviri yaparak, space'lerde bahsederek destek vermeye çalışıyorum. Bu benim yöntemim. İngilizcem çok mükemmel değil ama yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Topluluğun her ferdi de kendi yapabildiği kadarıyla topluluğa destek olmaya çalışırsa burada çok daha farklı yerlere geliriz. Yani bugüne kadar çeşitli vesilelerle topluluktaki arkadaşların satışına destekte bulundum bu şekilde. Ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. Hani siz de katkıda bulunduğunuzda eminim siz de bunu yaşayacaksınız. O yüzden buradaki topluluk olayı, Leslie'nin de bizim de bahsettiğimiz şey gerçekten çok önemli. Ve buraya sadece kazanmak için gelmeyin. Yani ben de ilk girdiğimde ya buradan para kazanırım demiştim. Ama şimdi kazandığım paradan daha değerli dostluklar var. İşte Leslie de bunlardan biri, Gül Hoca da bunlardan biri. Daha birçok ismini sayamayacağım o kadar çok arkadaş var ki. Biraz bu gözle bakmak lazım. Leslie, I just made some addition to your words about gaining money. You said that never come for money. To that space. When I joined the NFT space, I entered the NFT space, my thought was making money. Right. Honestly. Mine too. Yes. but then I discovered more things. I know have many, many friends, and this world more than money for me, just like you, just like Gül, and many yes. Other friends, countless friends, I can't count all name of them, and they are living all around the world. I have friends all around the world, and this is the biggest profit for me. Yes. I'm trying to make money, but there is something more important than that, and this is a very good place, a very good space to share with others
Because most of us accustomed to Instagram, and there was just one way communication on Instagram. Yes. Yes. You just put your works and someone come and write their comments. If you want to give a reply, you can give, or they just put a like and go. And we also did that. But in NFT space, there is a communication, a very strong communication, because right. we are talking every day. We are talking with Leslie a few times during a month in spaces. We are connecting with each other. We have a very strong communication with others. This is the best thing about the NFT world. Yes, I completely agree. Yes, it's amazing. It's really amazing. And Leslie Türkiye'ye geldiğinde arkadaşlar haber vereceğim, merak etmeyin. Leslie, when you come to Turkey, we will inform all friends. We will meet all friends. You know that. Because you have many, many friends in Turkey now. I love Turkey. Bana şeyden bahsetmişti. İstersen onu da söyle. Babası gelmiş, çok sevmiş burayı. Biz bir sohbet etmiştik. Babası gelmiş, o da gelmek istiyor. Ben bir an önce bekliyorum. Orada sorulara bakayım. Sen onu söylerken hani sıkılmasın en azından. She reminded us that you told her about your father's memory in Turkey. Because he visited Turkey and you also went to come to visit Turkey one day. Yes, definitely. It's way high on my list. I definitely want to go to Turkey. I'm going to tell my husband that we have to go to Turkey. So, yes. my dad lived in Egypt and he went to Istanbul and he loved it so much. Yeah. Babasının da Mısır'da yaşadığını, o dönemde Mısır'da yaşadığı dönemde Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve çok sevdiğini, Leslie'nin de mutlaka eşiyle beraber Türkiye'ye gelmek istediğini, listesinin başındaki yerlerden biri olduğunu söyledi Leslie. Evet. Bir soru geldi ama ona aslında hani yanıt yazdık. Ali Mermertaş yazmış. Hani ben İngilizcem de yok. Birazcık sıkıntı yaşıyorum hani bu konularda, ama Ali Bey şöyle takip ederseniz bazen Türkçe çeviri yapan arkadaşlar oluyor, bence katılın o space'lere yine de ve zaten mesela Serhat da sağ olsun yardımcı oluyor. Tabii şimdi Serhat yardımcı oluyorken bütün işi onun üstüne de yıkmak istemem, ama onun olduğu en azından space'lerde işinizi anlatabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Bazı arkadaşlar da şöyle yapıyorlar. Google Translate'den tabi bazen hani tam uymuyor ama bir şekilde onu anlıyor arkadaşlar. Yani karşımızdakiler anlıyorlar. Mesela bir metin okuyorlar değil mi galiba Serhat, öyle bir şey. Aslında bu soruyu Leslie'ye soralım. Yani çünkü muhatabı kendisi hani koleksiyonerler buna nasıl bakıyor? Bir de Leslie'den dinlersek iyi olur. Biz de soralım bunu. One of our photographer fellows, Ali Mermertaş, is asking a question, and so we also went to ask something more about that issue. Ali says that he can't speak English, so he can't join to spaces and speak about his photos, his works, collections, and he thinks that he finds sending his works to drops is not ethical. He thinks so, and therefore he says he couldn't sell his works because of that. So, what do you suggest to those friends who can't speak English and cannot join to spaces and? They most of them think that they are not so lucky to sell their works on drops of collectors. Yes. Because really it's very hard when some collector says drop your art, I am collecting. You can see that thousands of people are sharing their works. Thousands.
Yes, true. Yeah, it's very hard to discover some people, some photographs among those thousands of photos. It's very difficult. So what do you suggest them? What do you think also about translation? Because some of us trying to translate for them during the spaces. And what do you think about using Google Translate? Because there is a voice translate thing also on Google. Google can translate it and talk for you. So what do you think about this issue? First of all, I don't think you have to do spaces in order to be successful. There are some photographers that never do spaces that are very successful in this industry. You can always do Discord, which I don't really do that much because I don't like it. But a lot of people make sales because of Discord. So Discord is supposed to be really great for that. You can also comment. The best way to get to a collector is not by showing your work, but it's by interacting with them on their tweets. I've never shared my work with most collectors. I don't know how they found me. They found me. I know unknown collector found me because I made a simple comment on one of his tweets, and that comment got his attention. And so I don't know how Ashtar found me. No clue. But it wasn't from a space at all. It was just because probably people retweeting my work, me retweeting others, somehow they found me. So you don't have to participate in spaces. And there's nothing wrong with Google Translate. We have someone that's doing well and he's deaf. So if he can do it, yes, someone that doesn't speak English can do it as well. He's doing really well. He comes in to spaces. And he just reads, you know, and does Google Translate when it's time for him to talk. And I guess he has figured out what he wanted to say ahead of time. And so Google translates it for him. And he's making quite a name for himself, you know, and he's never spoken in a space other than Google Translate. And there's so many Turkish photographers out there. I mean, like most of the amazing photographers are either Turkish, Indian, or Nigerian. So there's usually plenty of people that can translate for you, even if Serhat is not available, you know. And there's spaces that are primarily in Turkish. You know, I don't go to them because I don't speak Turkish, and they mostly speak Turkish in, yes, these spaces. So you have that option as well. But yeah, I mean, I never did spaces at first because I was scared to do spaces. So. Nice. Yeah. Evet, Serhat, sen mi? Tamam, ben şey yapayım. Şimdi Nesli diyor ki ben de ilk zamanlarda spacelerden korkuyordum. Çekiniyordum girmeye. Yani ben de spacelere girmeden satmaya çalıştım. O yüzden hani bunu anlıyor nispeten. Ve diyor ki hani burada başarılı olmak için space'lere katılmak zorunda değilsiniz. Hani bu tek seçenek değil. Discord'u kullanabilirsiniz. Çünkü oradan da birçok insan satış yapıyor. Discord kanalların üzerinden farklı grupların Discord kanalları var. Koleksiyonerler buralarda geziniyor. Buradan satış yapanlar da var biliyorum diyor. Bir koleksiyonere kendinizi göstermenizin yöntemi sadece işlerinizi paylaşmak değil. Çünkü ben de soruyu sorarken söyledim. Bir drop altına binlerce insan fotoğraf bırakıyor. Buradan görünür olabilmek de çok çok zor. Leslie de diyor ki yani bunun da tek yöntemi bu değil. Daha iyi yöntemi onların yazdıklarına yorumlarda bulunarak, görüşlerinizi belirterek iletişim kurmaya çalışın. Aha. Ben bu işe başladığımda hiç fotoğraflarımı paylaşmadım, şil yapmadım diyor. Ama işte örneğin unknown koleksiyoner
ve yazdığı bir şeye yorum yazdım. Oradan dikkatini çekti ve gelip fotoğraflarıma bakıp fotoğraflarımı topladı diyor. Yani mesela Aşlar Space'lerde konuşan biri de değil. İşte Aşlar nasıl aldı hiç bilmiyorum. İşte bir şeye geldi. Herhalde Space'te gördü. Baktı. Profiline girdi. Baktı. Beğendi. Aldı. Diyor ki Google Translate'in işte sesli çeviri özelliği var. Seslendirebiliyor sizin için. Ben bunu da sordum. Bunun kullanımını nasıl buluyorsun diye. O da Hintli Srivastan diye bir arkadaş var. Evet. Bu arkadaş işitme engelli. Abi ben onu bilmiyordum. And there's ama bilmiyordum. There's several photographers whose work I love and I've collected and they don't speak English at all. And yes. So they don't speak in spaces. They come into spaces, but they don't speak because they don't speak English. But I've discovered their work. So Leslie burada ekleme de yapıyor. Hani space'lere gelip hiç konuşmayan ama benim space'lerde keşfettiğim de çok insan var diyor. Fotoğraflarını çok beğendiğim. Yani space'e gittiğinizde muhtemelen koleksiyonerler hani girdiklerinde kim var kim yok diye bir göz atıyorlar. Tamam konuşanlar belki biraz daha ön plana çıkıyor olabilir ama koleksiyonerlerde orada kim var görüyor. Çünkü hani Leslie bunu örnek verdi. Space'e gelip hiç konuşmayan ama space'lerden gördüğü ve işlerini beğenip topladığı insanlar da var diyor. O da bir yöntem. Hani sadece girerseniz de konuşmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Görünür olabilmek için bir yöntem. Srivatsan'dan bahsediyordum. Srivatsan işitme engelli bir arkadaş. Başarılı bir fotoğrafçı. Ben de hani fotoğraflarını beğeniyorum. Ama özellikle Hindistan'da bir işitme engelli fotoğrafçı grubuyla birlikte çalışıyor. Muazzam işler yapıyor. Onların fotoğraflarını da tanıtımına katkı sağlıyor. Onların fotoğraf eğitimine destek veriyor. Onların fotoğraflarının tanıtımına katkı sağlıyor. İşitme Engelliler Kolektifi diye bir grubu da var. Onun üzerinden fotoğraflarını tanıtıyor. Srivatsan Space'lere katılıyor. Ve Space'lerde Google Translate'in metni sesli anlatıma çevirim. Aynen. Tam şeyini hatırlayamadım şimdi. Metni seslendirme özelliği var Google Translate'in. Srivatsan katıldığında bununla Space'lerde kendini ifade ediyor. Hani Leslie diyor ki işitme engelli bir insan bile bu şekilde sesini duyurup bu kadar başarılı olabiliyorsa diğer insanların da bunu yapmasında bir sakınca yok. Onlar da aynı şekilde. Yani önemli olan işini kendini ve işini doğru tanıtabilmek. Bunu hani konuşabilen kendisi zaten konuşup yapabiliyor ama konuşamayan için de bu da bir yöntem. Çünkü önemli olan kendini tanıtabilmek, işini tanıtabilmek. Ne yapıyor, kimdir, ne yapıyor, nedir? Onu ifade edebilmek. Bunu da iyi bir yöntem olarak söylüyor. Sonrasında işte Türklerin, Hintlilerin, Nijeryalıların hani bunları da işte dil bilmeyenler de çok. Topluluk içinde birbirlerine destek olanların da var olduğundan bahsetti. İşte space'lerde çok fazla Türk'e denk geliyor. İnsanlar destek oluyorlar birbirlerine. İlla benim olmam şart değilmiş dedi. Doğru doğru. Ben olmasam bile dedi onu anladım. Evet olmasam bile. Yani şöyle... Yani orada benim de şunu eklemem lazım. Destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen bunun yani üzülerek söylüyorum istismar edilmeye çalışıldığı da oluyor. Yani benim yardımımı gösterdiğim şeyi istismar etmeye de çalışanlar oluyor bazen. Ama elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ama işte bu ne kadar sürdürülebilir o bir soru işareti. O yüzden kendi yöntemlerimizi de geliştirebilmemiz lazım. Kendi bu Leslie'nin bahsettiği Google'un sesli şey özelliği de belki bir şeydir. Yani çünkü şöyle bir konu da var. Ben hani çeviri de konusunda destek oluyorum ama birincisi her space direkt iş anlatılan bir space olmuyor. Ve arkadaşlar direkt oraya gelip kendi işlerini anlatmaya çalıştıklarında tam oranın şeyine uygun olmuyor. O bir sıkıntı. Sözünü kestim. Birkaç kez de başımıza geldi. Hatta bir abimiz var biliyorsun. Hani girdi space'e aslında sohbet space'iydi.
işini hani işimi yani Google'dan yazmış, işimi anlatmaya çalışıyorum dedi. Hani anlatmaya çalışacağım dedi ama bu space, o değil dedi. Hatta uyardı Space'in, yani sohbet odasının Evet. Şimdi o başkanı. var. O var. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi community çok da geniş değil. Aslında insanlar artık birbirlerini tanıyor. Evet. Sürekli girip aynı şeyden bahsettiğimizde bir Evet. süre sonra bundan da sıkılabiliyorlar. O zaman aynı kişiye sürekli kendi koleksiyonumuzdan bahsetmek yerine farklı şeylerden, hani kendi sanat anlayışınızdan, fotoğrafa yaklaşımınızdan bazen bahsetmeniz gerekiyor. Çünkü sadece direkt girip ben buyum ve bunu çektim dediğinizde zaten biliyor, alışık, hani daha önce bir space'ten görmüş. Tekrara düşmemek lazım bu konuda. Bazen hani farklı şeyler de dile getirmek gerekiyor. Sorry Leslie, I talk a lot. Evet. I talk a lot, but I just want to talk about the shilling and chilling spaces because Yes. we are not doing always shilling spaces, and sometimes our friends are coming to spaces when people are just want to talk about anything. This is not a proper thing Yes. for that, and they must be careful about that issue. I just want to talk about it when we talk about this issue. Yes. That's all. Okay, We can continue. Devam edelim hocam isterseniz sorularımızla. devam edelim. Bu arada bir soru gelmiş ama onu yapmayacağız. Yani onu bir kendimiz de cevaplayabiliriz. Bunlar çok konuşuluyor. Ödenmiş düğün fotoğrafının bu fotoğrafların başkasına satılması ne derece etik? Burada arkadaşlar şu devreye giriyor. Ben hani tabii yıllardır bu işin bir kere eğitimini verdiğim için birçok avukat öğrencim de oldu sağ olsunlar. Onlara sıkça sorduğumuz bir soru. Sonuçta arkadaşlar model sözleşmesi imzalanıp ben NFT'de satacağım ya da işte üzerinden gelir elde edeceğim. Yani nerede kullanıldığı yazıldığı sürece, izin alındığı sürece, modellik sözleşmesi yapıldığı sürece satış yapabilir arkadaşımız. Yani onu söyleyeyim. Benim bir kere başıma geldi, onu da anlatmak istiyorum aslında. Bunu ama çevirebilir misin? Küçücük bir şey, biraz nesliydi. Tamam. Hep o bizi mutlu etmesin, biz de onu mutlu edelim. Bir kere başıma geldi, yıllar önce bir arkadaş, ya ben düğün çek, yani benim düğün pek şeyim değil, hani düğün çekmiyorum ama böyle bazen arkadaşlarımız işte rica ediyordu tabii yıllar önce. Ya yani tarz olarak hani daha çok sokak fotoğrafı çekiyorum. Mesela az önceki Emre arkadaşımız düğün fotoğrafında iyi, ben sokak çekiyorum. Hatır için bir düğün çektim. Arkadaşımın çok yakın arkadaşıydı. Facebook'a yükleyebilir miyim dedim sadece. Hani hoşuma gitti birkaç tane fotoğraf. Böyle ters çıktı, biraz daha böyle minimal falan fotoğraflar çekmiştim. 6 ay sonra bir mesaj aldım. Lütfen kaldırır mısınız fotoğrafları diye. Ya ben dedim acaba hani ayıp mı ettim paylaşmak? Ama sordum yani sonuçta paylaşırken. Yok dedi, biz boşandık da dedi. Bunu çevirebilir misin? Böyle şeyler de başına gelebiliyor insanın. One of our friends asked that is it correct and ethical thing to take wedding photos and minting wedding photos which you paid for to mint them on NFT. One of our friends asked that, and Gül went to talk about one of his memories about that issue. She said that if you have a model release, it's not problem. And once I took my friend's wedding photos, and they was very good photos. I'd like to share them on Instagram. Then 6 months later, I got a message, and she said that please delete those photos from your Instagram account, from your Instagram gallery. And I said why? Because she said because we get divorced. Oh my gosh, that happens sometimes. Yeah, so there's such a danger when you mint a wedding photo. A few months later, someone can come and request from you that please delete that photo because we got divorced.
Oh my gosh, that would be horrible. Böyle bir şey olabilir yani, herkesin başına gelebilir yani. Ben hani herhangi bir, böyle bir para için de paylaşmadım, hani izin istedim, çok güzel oldu dedim, böyle minimal ters şık falan. Yok dedi, kaldırır mısınız işte, yani yapacak bir şey yok. Bazen böyle şeyler başımıza geliyor ki hani mintlesek, yani hani mintlemek demek hani o siteye koyuyorsunuz fotoğrafınızı, işte OpenSea'ya da Foundation'a, orada satılmaya başlanır. Satıldığınızı düşünsenize, sonrasında boşalır falan, o da sıkıntı yani. Şimdi gelelim bir soru daha bakalım. Seval Oral demiş, Leslie the woman who's energy I admire demiş. and Semra, what does Leslie, şöyle ben şey soruyu getireyim ama sen de okuyabiliyor musun getirdiğimde buradan? Ha, şimdi geldi soru, evet. Sen de okuyabilirsin istersen. Bu arada ben bir su içeyim çünkü ötürük geldi. Semra is asking that what does Leslie feed on in her photography work? By the way, the conceptual portraits she shared were also very nice. Thank you, thank you. What do I feed on in my work? I'm confused by the question. Also, I was confused. I couldn't understand exactly. Maybe she can write in Turkish. It will be better, so we can translate again. Şey gibi, aslında şunu mu soruyor acaba? Yani nelerden besleniyor? Yani kendi fotoğraflarında nelerden beslendiğini mi soruyor acaba? Semra Hanım, rica etsek Türkçe'de yazabilir misiniz? Tam çözemedik şey, soruyu. Biraz, çünkü he demiş, she mi, he mi, biraz bende karıştı o yüzden. Aynen. Muhtemelen translate'den çevir. O yüzden Türkçe olursa daha doğru şekilde aktarabiliriz. Evet. We think she used Google Translate for translation. Evet. Nurşen, Türkiye'ye gelme planı var mı dedi ama biz konuştuk, var plan ama kesin bir planı var mı? Biz istiyoruz. Söyler misin? And Nurşen is asking that you said that you are planning to come Turkey, but what is the exact time? when will you come? She went exact date. My husband is listening to this right now, so I have to be careful what I say. Hey babes, we're going there next. Eşi dinliyormuş şu an bizi. Buradan mesajı ona da iletti. Süper. öncelik verirler herhalde. We will waiting. Okay. Is you January, and your is husband. January, is January a good time together? January? Okay. January? Is that next January? Actually, January is very cold. Yes. Okay. Yeah. Maybe September or October. Okay. It have to be next year because I'm going to Mexico this year in the end of October. So we're so sorry for that. No, you should have gone to Turkey. I should have done Turkey instead. I don't know what I was thinking. You know, kebab, shish, Turkish rakı, you know. Do you know any Turkish food? I love all food from all different countries, and so I know I would love Turkish food. So yeah, I know I love it already. I've had Turkish food before, so. Thank you so much. Evet, Nurşen yanıt oldu galiba. Are you shooting in RAW format all the time or JPEG? In RAW, yes, always RAW. Always RAW. Her zaman RAW formatında çekiyormuş. Bu arada teşekkür eden arkadaşlarımız var. Thank you so much for the nice conversation tonight. Gül, Leslie, Serhat and all friends. Yazmış. Koray, hello everybody yazmış. Bu arada azıcık geciktim ama sizi görüyorum mu? Ya tam okuyamıyorum, küçücük. Bu ekranda 13.3 inç, gerçekten artık okuyamıyorum arkadaşlar. Küçücük gözüküyor yazılar. Bakayım bir dakika.
Fatih Öke ne demiş? Destekler zor değilsiniz diyor. Anlayamadım ama nereden biz kaçırdık mı acaba? Ali Serhat müthiş bir insan demiş. Onu da söyle istersen Lesti. Arada övgüleri ben de alıyorum da. Teşekkür ederim. Some friends are complimenting to me and Gül wanted to read also that and to translate to you. Bu arada okuyabiliyor mu her arkadaşlar bilmiyorum. Ben Türkçesini okuyayım, olmazsa sen İngilizcesini şey yap. Sevgili Lesti'ye selamlar. X koleksiyonerim. Kendisi verdiği destek çok önemli. Ben ona kanatsız melek diyorum. Kuruluşlara yardım yaptığı yardımları da biliyorum. Bilal Eskioğlu commented and he said that greetings to Leslie. She's my first collector. She's my first collector. I appreciate her support to artists and he describes you, defines you as an angel without wings. Yes. it's amazing. His work's amazing. And I have wings. They're up. They're hanging up on my stairway right now. That's my next shoot is going to have big wings. Kanatlarım var diye. and he says that he knows the donations you do to some organizations and this is very admirable. He appreciate that also. Thank you. Thanks. Yeah. I love to donate, so however I can. Yes. Bağış yapmayı seviyorum yapabildiğim kadarıyla. Yapacağım diyor. Ben de o yönünü söyleyebilirim. Yani hani biliyorsunuz ilk ben koleksiyonu 8 fotoğraflık bir koleksiyonu çocuklar yararına satışa çıkartmıştım. Bu arada Leslie tabii onların koleksiyoneri değil ama çok yani özelden bana yazmıştı sonrasında gerçekten çok güzel bir şey yapıyorsun diye. Ben mesela onun yaptığını burada öğrendim. I'm trying to show you my wings. Hold on. Show us. Hold on. I'm trying to figure out how to arkadaşlar. Böyle deli ve çılgın bir kadın olduğu için seviyorum. Kanatlarını gösterecek şimdi bize. Kanatlar da varmış. Bilal varmış. Yapacak bir şey yok yani. Kesin takacak. O kanatları. Süper. So you are a true angel with wings. They're black wings. Dark yes. Wings. We have no doubt about that anymore. Harika. Okuyabiliyor musun? Türkiye'de fotoğraf sanatını kendi ülkesiyle karşılaştırdığında neler söyler bize? What do you think if you compare the photography compare your biraz şey soru oldu. Let me begin again. Baştan. When you compare the photography in your country and in Turkey, what do you think? You know, I mean, we have some photographers in the U.S. that shoot similar because they also we have street photographers. I think that you can find similar styles no matter where you are. And I think you have such amazing photographers all over the world. You know, it's not we have amazing photographers here in the U.S., I tend to really like ones that are from Turkey and India and Nigeria and Mexico. And, you know, that's just the type of photographers. They just have the look that I like. But I'm sure there's photographers in the U.S. that have similar looks, you know, that I haven't discovered. I think Alex Webb is from the U.S. and he's an amazing street photographer. I just couldn't afford his work if he did have it as NFTs. But I mean, we have some amazing photojournalists as well, but so do other countries. So, I mean, it's really hard to say because there's great photographers in every country. So I don't think we're limited by the country at all. Bu soruya da şöyle bir cevap verdi. İşte benzer
fotoğraf tarzları çalışan insanlar işte Türkiye'de de var, Amerika'da da var. Hani bazı alanlarda örneğin sokak fotoğrafı gibi benzer işler çalışan fotoğraflar var. Ama yani dünyanın neresinde olursa olsun her yerde çok çok iyi fotoğrafçılar var. Çok iyi fotoğrafçılarla karşılaştığını söylüyor. İşte Türkiye olsun, Hindistan olsun, Nijerya olsun, Amerika olsun. Her yerde çok çok iyi fotoğrafçılar var. Yani çok iyi Türk fotoğrafçılar da var ama Amerika'da da çok iyi fotoğrafçılar var. Bazen farklı konular çalışılabiliyor ama işte mesela sokak gibi ortak benzer işler söz konusu olduğunda çok çok iyi fotoğrafçıları her yerde görebildiğini söylüyor. Amerika'da da mesela Alex isminde bir fotoğrafçıdan bahsetti. Soyadını tam anlayamadım. Çok iyi sokak fotoğrafçısı diyor örneğin. Yani biraz şeyden bağımsız, coğrafyadan bağımsız olarak değerlendiriyor bunu. Gül hocam sesiniz gelmiyor ama. Pardon. Şimdi geliyor mu? Evet. Yani şey olmasın diye kısmıştım, pardon. şimdi konuya yabancıyım ama demiş, bunu ben de cevaplayabilirim iki dakikada hemen. Fatih Böke sormuş. Space ve Drop. Space dediğimiz şey Twitter'da sohbet odaları. Yani sohbet odalarına girebiliyorsunuz. Drop ise şey, mesela bir tane işte koleksiyoner yazıyor ki işte bu linkin altına ya da bu yazının altına eserlerinizi ya da işte fotoğraflarınızı bırakın diyor. Yani linkini bırakın diyor. Siz bırakıyorsunuz ya da fotoğrafı bırakıyorsunuz altına. Linkin, yani bırakıyorsunuz, artık bize de bırakma tabiri oluştu. Ben ilk girdiğimde nasıl söylenir NFT'ye? When I was entered the NFT, Leslie, I don't know. What is GM? What is FAM? I don't know. GM means good morning. FAM means family. I don't know. Drop. I don't know space. I'm learning. Yes. Yes. A lot of us didn't know this stuff either. So. Yes. Arkadaşlar ben yani good morning'in yani GM olduğunu bilmiyordum yani. Öyle söyleyeyim. FAM family'miş. Hani günaydın ailem demekmiş. Ben bile daha yeni öğrendim bunları diyebilirim. Herhalde açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bir sorumuz var bu arada. Şöyle geldi mi sorumuz? Enis Yücel sormuş. Sana bırakıyorum. Tamam. Enis Yücel is asking that. Where do you see the NFT space? Not especially NFT photography, but generally NFT space in 5 years. Speaking artistically, culturally, financially, or otherwise. He means in terms of art, culture, financial issues, and otherwise. Yeah. I mean, you know, I'm not a huge technology person, so I don't know. But as far as, you know, my knowledge and stuff like that, I think it's going to become the norm. And it's going to be... Everybody's going to be involved in it in some way. That's why I've told my friends that, you know, you can either get on board now or get left behind, because eventually I think it's just going to be, so many people are going to be doing it, and it's the way the art world is going to be going, and so many other things are going to be going that way. Even they're even selling houses as NFTs now. So, you know, I mean, it's growing and growing. And I think it's going to be huge. And it's going to become something that everybody knows about, and everybody, you know, knows someone that's involved in it at some point. So, yeah. Evet, buyurunuz Serhat Bey, ben mi söyleyeyim, siz mi? söyleyeyim ben. Bu da benim gibi çok teknoloji dostu değil galiba, anladım. Aynen. Aynen, hani teknolojiyle çok iç içe bir insan değilim dedi. Ama NFT burada bir norm haline gelecek yakın zamanda diyor, gelecekte. Herkes bir şekilde dahil olacak, şimdi ya da sonra. Ama eninde sonunda herkes buraya dahil olacak mutlaka diyor. Burası, ben, gelecek burada ve burası sürekli büyüyor. Muazzam bir yere doğru gidiyor NFT dünyası. Kesinlikle, ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ama şeye de düşünüyorum. Tabii bizim de geliştirmek için yapmamız gereken, destek olmamız gereken şeyler var bu arada diye de düşünüyorum.
Ayşegül demiş ki satış olmasa da fotoğraf çalışmalarını yayınlamaya devam mı etmeliyiz gibi bir şey sormuş ama NFT'de mi Ayşegül? Tekrar yazabilir misin istersen? Sen yazıncaya kadar ben başka sorulara da bakayım. Ahmet Sel, şöyle getireyim ben hemen soruyu, atladığım umarım yoktur. Evet. Sen sorabilirsin istersen. Aslında Amerika'dan da çok insan var. Yani belki bizim de sizin denk geldikleriniz olabilir. Çünkü benim İsviçre'den, Norveç'ten, İngiltere'den birçok arkadaş var yani. Var. Twitter'da. Dünyanın dört bir yanından var ama işte. Ama Leslie'ye soralım. Aynen. Şimdi mesela hakikaten Türklerde çok ciddi bir yoğunlaşma var. Türk fotoğrafçılarda. Ama bir yandan da baktığımızda mesela zaten kripto piyasasında da Türkler önde, Türk piyasası, Türk pazarı önde gelen pazarlardan biri. Biraz kripto tarafından da alışırız. Buradan da alışırız. Bilmiyorum. Evet, belki sen de asıl mesleğini lütfen söylesene yani ne olduğunu mesleğini. Bunun eğitimi alan bir adam zaten. Yapan bir adam. artık o mazide kaldı. Olsun. Yine de yani aslında daha doğrusu şöyle diyeyim, mazide kalmadı. Yeni başlayacak. Evet. Yani aslında mesleği bu işler. Öyle söyleyeyim. Para, pul, ekonomi işleri. Aslında bitirdiği okul öyle bir okul. Boğaziçi miydi? Neresi bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama Serhat konuşmuştuk. İşletme mezunuyum. Yani evet. Şimdi o yüzden bazen şey oluyor. Ben biraz pazar odaklı konuşuyorum. Evet. Pazar terimlerini konuşuyorum. Yani ben kendimi sanatçı olarak da tanımlayan bir insan değilim. Fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Fotoğrafçı demeye bile çekiniyorum. Hani sanatçı olarak hiç tanımlamıyorum. O yüzden konuşurken de böyle konuşuyorum. Bu konuda bazen şey oluyor. Tepkiler geliyor işte. Çok para odaklı konuşuyorsunuz. Çok işte pazar, market, arz, talep falan konuşuyorsunuz diye. Ama yani burası sonuçta bir pazar yeri. Yani bir şey alıp satıyorsanız, bir şeyin ticareti varsa orası bir pazar yeridir. Alıp sattığınız sanat eseri dahi olsa bunun da ticareti yapılıyor. Evet. Buna da dahil olmanız gerekiyor. O yüzden yani eğer çok fazla sanatsal kaygınız varsa burası çok doğru bir yer olmayabilir sizin için. Çünkü şu anki durumu bu en azından. Hani gelecekte farklı bir noktaya gider. Unik bir sanat eserini oluşturmak, onu tutmak, saklamak için NFT'nin içinde olursunuz. Yani şu anda da o şey var ama tek kaygınız o olur. O zaman dahil olursunuz. Ama şu anda gelişmekte olan bir pazar yeri ve ticareti dönen bir şey. O zaman yani o yüzden şimdi belki sizin için doğru bir zamanlama değil. We have a question, Leslie. Sorry, I'm talking too much. No, it's okay. We are listening. I apologize for that. We have a question and Ahmet Sel is asking them that. Generally, most of the photographers that entering to NFT world are from developing countries. So what do you think about that? Why a lot of photographers are coming from developing countries? Well, first of all, I think it's fantastic because it is giving them something that they can finally do to help bring them up out of a poverty situation, because a lot of them, you know, there a lot of countries, not countries, but you know, where people are living, the pay is not very great at some of the places of employment, and so this is allowing them, like, one NFT that sells for, you know, $200. $200 in a developing country, it is quite a bit of money. You know, they can pay rent for, like, you know, a month, 2 months with that kind of money. So it's nice that they have access to this as well. And it's nice that they can use whatever equipment that they're using and be able to make money this way. There's a lot of amazing artists as well that are making money finally through this. So it's such a great thing to see. And, you know, people from all over the world are getting involved, not just developing countries, but it's great to see developing countries having this opportunity, the same opportunity that we have, you know, in
in countries like Turkey or the US or somewhere like that. Now we're on an equal level there, you know, and they have that same opportunity that we have. And that's amazing. So, and I'm very happy for them. And I'm happy to support photographers from these countries. Evet, bu hassas konuyu nasıl çevireceksin Serhat? Bu arada ben aynı başında söylemek istiyorum. Belki benim Instagram'da daha çok, yani şöyle çok fazla yabancı arkadaşım var Facebook ve Instagram'da. Ve birçoğu yani İngiltere, İsviçre, ne bileyim Avrupa ülkelerinden mesela birçok arkadaş, yani senin de vardır. Ama bizim genellikle belki de Twitter'daki çevremiz de hani daha çok ülkemizdeki insanlardan oluşuyor olabilir ya da onların görüştüklerinden. Ama tabii ki ben Leslie'nin yanıtını anladım, hani onu sen çevir, ama benim çok var. Bilmiyorum yani, bilmiyorum Serhat senin de var mı ama. Şöyle var ama hani benim de genel bir gözlemim Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerden çok ciddi bir katılım var. Şimdi Leslie de diyor ki bu durum gayet güzel, harika bir durum. Çünkü yani insanların daha ücretlerin daha düşük olduğu yerde yaşayan veya işsizlik sorununun olduğu yerde yaşayan insanlar için burada kazandıkları rakamlar gerçekten çok şey ifade edebiliyor. Yani burada kazandığı, bir fotoğrafı satarak kazandığı parayla bir iki aylık kirasını çıkarabiliyor. Ekipmanını değiştirme şansına erişebiliyor. Bu ciddi bir fırsat eşitliği yaratıyor insanlara. Hani daha öncesinde Türkiye'de, yani Türkiye'deki fotoğrafçılar için de şey yapabiliriz. Kaç kişi bir sanat galerisi aracılığıyla fotoğrafını satabiliyordu? Amerika'da insanlar satabiliyor, İngiltere'de satabiliyor. Ama bizim burada çok çok nadir, az insan bunu yapabiliyordu. Şimdi bir ciddi bir fırsat eşitliği doğurdu bu durum. Leslie de bu fırsat eşitliğinden bahsediyor. Tüm dünyadan insanların katılımı oluyor NFT'ye. Ve bu bir fırsat eşitliği yaratıyor. Böyle bir fırsat eşitliğinin olmasından dolayı çok mutluyum diyor o da. Doğru. Yani şimdi hani eleştirecek bu anlamda gerçekten çok şey var ki herhangi bir sanat galerisine kabul edilmeyecek birçok eserin, yani şu anlamda söylüyorum, yani bazı stiller, tarzlar vardır mesela, onlar bazen kabul edilebiliyor. Ama hiç kabul edilmeyecek bazı eserlerin de satıldığını biz gözlerimizle gördük. Yani bu hani kötü oldukları için değil. Ama mesela Türkiye'de daha çok çağdaş sanat ön planda. Yani işte ak sanattan tutun da ne bileyim bütün işte galerilere kadar. Yani Nişantaşı'ndaki, oradaki, buradaki galerilere kadar. Yani hele ki isminiz yoksa bir dokumenter bir fotoğrafın ya da çok iyi bir proje değilse tabii ki... ne bileyim bir Nişantaşı'da sergilendiğini ben pek görmedim. Çünkü sergi gezen bir insanım genellikle, görmedim ve kabul de görmüyorsunuz çoğu zaman. O anlamda tabii ki burası da zor. Burada da bu arada eşitsizlikler aslında var. Ona da değinmek lazım. Az önce bir arkadaşımız dediği gibi mesela dil bilenler biraz daha şanslı olabiliyor. İlk girenler ona göre iletişim kurdukları için insanlarla daha şanslı olabiliyor. Ama normalde hiç satılmayacak şeylerin, yani hiç satılmayacak derken şey anlamda demiyorum, kötü oldukları için demiyorum. Yani satmak için yer bulunamayacak bir şeylerin, daha doğrusu diyelim değil mi? Senin dediğin gibi Serhat, satıldığını da görüyoruz aslında. Yani bana göre daha demokratik bir ortam aslında. Yani şeye göre, diğerlerine göre birazcık ben öyle hissetmeye başladım son dönemde. Çünkü şöyle demişti bir arkadaşımız, biz normalde Türkiye'de koleksiyonerlere mümkün değil ulaşmamız. Yani... ya da yabancı ülkede de yaşasanız belki aynı şey söz konusu. Ama burada bazen bir koleksiyonerle sohbet edebiliyorsunuz değil mi Serhat? Yani sen de söyleyebilirsin. Hani işte, Leslie ile muhabbet ediyoruz şu anda. Leslie ile muhabbet ediyoruz mesela normalde. Aynen. Leslie ile gelişen iletişimimizde gayet doğal yoldan, yani arkadaş olarak ekleyip muhabbet edip geliştirdiğimiz. Hani Leslie tamam fotoğrafçı, fotoğrafçılıktan bir şekilde başarılı oldu ve şeye evrildi, koleksiyonerliğe. Ama onun dışında da normalde erişemeyeceğimiz işte kripto piyasasından adam parayı kırmış. Cüzdanını görebiliyorsunuz. Metamask cüzdanını görebiliyorsunuz Etherscan'dan. Adamın cüzdandaki rakamlar dilinizi uçuklatıyor. Gidip galerisine bakıyorsunuz. Galerisindeki fotoğrafların veya diğer sanat eserlerinin değeri dilinizi yani dudaklarınızı uçuklatacak cinsten.
Ama bu insanla bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Space'te tanışıyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz, soru soruyorsunuz, yazabiliyorsunuz kendisine. Bu şeyi geliştirebiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir fırsat eşitliği yaratıyor. Evet, doğru. Doğru. Evet, yani şey, çevirelim mi bir kısmını, yoksa hani zaten fırsat eşitliğine bahsetmişti. Devam edelim mi? Sana devam bakayım. Edelim, aynen. Evet. Şöyle bir ben bir bakayım. Real Angel yazmış birisi. bu arada nice talk. Thank you. Şey diyor, bir dakika şöyle bakalım. Fotoğrafın geleceği diğer sanat dallarına göre nerede olabilir NFT'de? Musa Yavuz is asking that, Leslie. What do you think about the future of NFT photography in NFT space? I think it's only going to get to grow more and more and more. We're still fairly young with NFT photography, and we're still at the beginning stages. And as more collectors come in and just, you know, discover the photography side of it, then I think we're just going to grow and grow and grow. You know, we don't have that many collectors here yet, because originally, you know, they were collecting, you know, the apes and stuff like that. And people are now starting to discover that photography is on here and stuff. And so I think we're just going to continue to grow, and we're so young in this. And I think photography will be the next big thing. So I'm looking forward to it. That's why I got in when I did, because I knew we were in still the early stages, and you know, we're still the guinea pigs of the market, and you know, we're going to be here to watch it grow, which is going to be amazing. So, and more collectors are really starting to get into photography now. Yes. Serhat'cığım, sen istersen şey yap. Tamam. Neyse, buranın sürekli büyüdüğünü, yani fotoğraf, NFT fotoğraf piyasasının sürekli büyüdüğünü. I'm going to be right back while you explain that. Okay. buranın hala çok başında olduğunu, yani NFT fotoğraf konusunun NFT şey içerisinde, dünyası içerisinde henüz çok genç olduğunu, çok daha başlangıç noktasında olduğunu ve sürekli geliştiğini söylüyor. Koleksiyonerlerin de gelmeye devam etmesiyle, koleksiyonerler geldikçe de daha da gelişecek burası. Daha önce işte piyasadan maymun falan toplayanlar maymun derken bilmeyenler olabilir de. Onu da bilmeyenlere söyleyelim, Leslie yokken. Aynen. Şu an NFT dünyasında en çok en yüksek rakamlara satışı gerçekleşen işler Bored Ape Yacht Club or Mutant Ape Yacht Club or Punklar denen, PFP denen, yani profil resmi olarak kullanılmak için hazırlanmış PFP denen avatar gibi. Evet. Bu tarz şeyler, yani bunların işte fotoğraf camiasında bir etere bir şey satıldığında wow diyoruz. 10 etere dediğimizde of diyoruz. Bu maymunlar şu an 100-150 eter arası falan fiyatlara el değiştiriyor. Türk olarak, yani Türk parasına çevirebilir miyiz ne olduğunu bunun? Çevirebilir miyiz? bir eter 45 bin lira, yani siz düşünün artık. Bu evet, maymunlar... Bu maymunlar yaklaşık 4,5 milyon TL'ye, 6-7 milyon TL'ye el değiştirebiliyor. İşte bu, daha önce bunların alım satımını gerçekleştirenler yavaş yavaş fotoğrafa kaymaya başladı diyor. Bu yüzden fotoğraf piyasası da daha gelişecek ve bu gelişimi görmek de beni çok heyecanlandırıyor diyor. I hope so. We were talking about the future of NFT photography. Yes. Yeah. yani umarım olur arkadaşlar, gerçekten. Ama tabii şöyle, nasıl ki gerçek hayatta, hatta ben bütün öğrencilere önerdiğim bir kitap vardır, Bunu Ben de Yaparım adlı kitapta, gerçek hayatta da bazı sanat eserlerinin piyasada İşte nasıl şişirildiği,
Yani bazı bağlantılarla, yani bazı tanıdık işleri, dirsek temasları vesairelerle şişirildiği de var. Tabi arada bunu biz NFT dünyasında da görüyoruz, görmüyoruz değil. İşte en basit maymun örneği gibi, ya da işte maymun yapmıyorlar, eşek yapan gördüm ben. En son bir tanesi eşek yapmış. Hatta en son gördüm, Türk bir tane galiba, Türk demiştin sen. Bu maymunlardan şey neydi, film var, Kemal Sunal'ın bir filmi. Evet. Neydi o? Bugün hatta gördüm. Şabanoğlu Şaban. Şabanoğlu Şaban'ın arkadaşlar şey, o işte versiyonunu yapmışlar falan. Hani bildiğiniz şey Şabanoğlu Şaban filmdeki gibi üstüne kıyafet yapmışlar. Yani ilginç. Yani biz de şaşırıyoruz. Hala maymun, zaten Leslie de söylüyor. Bir maymunun o paralara satılması, 4,5 milyon gibi paralara satılması bana göre baştan yanlış zaten, ama kurucu onlar, ilk başlatan onlar galiba, değil mi? Ondan kaynaklı biraz da. Evet. Yani bu piyasa işte punklarla başladı. Punk dediğimiz şeyler de 100 piksele 100 piksel. Piksel yani. Piksellik ne kadar görüntü kalitesinin düşük olduğunu tahmin edin. 100 piksele 100 piksel çizimler yani. Ama bunlar evet, işte en yüksek değere sahip piyasada satılan şeyler NFT piyasasında. Kesinlikle ilginç. Bunu şey yapabiliriz bu arada. Okuyalım mı? Okuyalım. We have another question, Leslie. Altan Biket is asking. Would she consider organizing a photo contest for social responsibility purposes? I wanted to share as a suggestion that. Yeah, sure. For sure. Neden olmasın diyor Mili. Şey, Mili dedim. I said Mili to you. Mili. Devam istedim Mili ile yayın yapmaya space'te. Yeah, I used to talk with Mili a lot during the spaces. Mili's awesome. Yes, she's one of our best friends. Bak mesela Türkçe'de bir deyim var. Mili bizi andı. Nasıl söyleyeceğiz Türkçe'de? I think Mili recalled us. Öyle mi diyeceğiz? Mili recalled us. She talked about us. You said sure. Would you like to add something more about that question? I mean, I've never organized something like that. So, I mean, I would need to have a lot of help for sure, because I wouldn't even know how to go about organizing something. Uh-huh. But anything for social responsibility purposes would be great. I mean, I'm all for that. So, yeah. Diyorken sosyal sorumluluk için, finding the time. Sosyal sorumluluk için böyle bir şey düzenlemek çok güzel olur, ama bu konuda hiçbir tecrübem yok. Çok fazla desteğe, yardıma ihtiyacım olur böyle bir şey yapmak için. Böyle bir şey yapmak da gerçekten çok güzel olur dedi. Harika. Zaten şey Altan, bir şey daha. Altan bu arada benim nasıl çevirebilirsin bilmiyorum ama Akbank Fotoğraf Kulübü'nden öğrencim. Yani oranın sorumlularından bu arada. Onu nasıl söyleyebiliriz bilmiyorum ama güzel yazmış da bunu çevirelim çünkü. Tamam. He also add something more. Pardon. About, Serhat'cığım pardon, çok özür dilerim. Bu arada şey ya para kazanan olmayacak dedi. Bunu yaptık biliyorsun Altan. Beraber de yaparız sonra diyeceğim. Sen devam et lütfen. He says that he add something more about his question. Those photographers who joined that contest have a chance to be recognized in the community, and also the fund raised from that contest or campaign, social responsibility campaign, can be donated for the social issues to foundations. And actually no one earned anything, but photographers, especially newcomers and amateur photographers, get recognized with the community, by the way. Yes. That would be great, but where would the money come from that they're going to donate? I mean, yes. The money's got to come from somewhere.
So are they charging people to be in the contest? I mean, where is the money for it that we're going to be donating coming from? Yes, in such an organization, you can actually, there are some communities who are doing that thing right now. They are they establish some collectives between the photographers, among right. the photographers, and then mint a photo from each photographer, one or more, and they list them on one of the marketplaces, and then they run a campaign and a marketing campaign, promote those works, and then they donate the, all the money they get from the sale of that that campaign to for social responsibility projects. Right. I'm actually involved in one of those by NFT Goddesses for Ukraine. Yes, bu aslında sizin bahsettiğiniz bu Altan Bey. That's like a contest, so I don't know. Actually, he said contest, but this is something like and campaign and social okay. responsibility campaign. Yeah. Okay. Yani buna benzer şeyler. Şimdi Leslie de Ukraynalı sanatçılara destek olmak amacıyla böyle yapılan bir şeye katılmıştı. Yani ben de mesela evet. katıldım. Ben de bir fotoğrafımı bunun için verdim. Bu bizim verdiğimiz fotoğraflar OpenSea üzerinden satışa sunuldu. Bunların satışından elde edilen gelir de doğrudan ya bu gelirle Ukraynalı sanatçılardan fotoğraflar alındı ya da oradaki yardım kuruluşlarına bağışlandı. Ve hani bu buna bağışta bulunan sanatçılar da sizin dediğiniz gibi bir tanıma fırsatı da burada yakaladılar. Bir yandan da bir ihtiyaç da karşılanmış oldu ve bir sosyal sorumluluk da gerçekleştirmiş oldu. Özellikle Ukrayna savaşının başlamasıyla buna yönelik epey bir şey düzenlendi. Bunun farklı versiyonları, farklı yerlere destek olmak için de versiyonları düzenlenebilir elbette. Doğru, doğru. Güzel. Yeah, the one that I'm involved in, we raised over 8 ETH. So we raised, what is that, $30,000 for Ukraine, something like that. Yes. So, yeah. Katıldığında mesela 8 Ethereum'luluk bir fon elde ettiklerini, buradan elde ettikleri satışla 8 Ethereum'luk bir fon elde ettiklerini ve bunu Ukraynalı sanatçılar için Ukrayna'ya destek vermek için kullandıklarını söyledi. Yani 8 Ethereum'da şu an Ethereum 1 Ethereum 45 bin yakın diyelim. 45 bin civarı, hani 400 bine yakın bir rakam gibi düşünün bunu. Bu mesela orada şey yapılan elde edilen gelirlerden ki bundan çok çok daha fazlaları da düzenlendi. Yani biz şahit olduk buna. Özellikle Ukrayna Savaşı döneminde, o şeyin işgalin başladığı ilk dönemlerde çok ciddi kampanyalar yürütüldü. Evet, doğru. Ya şöyle arkadaşlar, 400 bin ciddi bir para gerçekten. Ben mesela kaç tane, sadece 5 fotoğraf karşılığında 150 tane işte bizim öğrenciler de biliyor hatta, yani nasıl olduğunu konuştuk çünkü bazen atölyelerde onlarla da işte ne yapabiliriz vesaire gibi. Onların içinde de, çünkü hani Akbank Fotoğraf Kulübü'nün içinde de bu işlerle ciddi kafa yoran, yani destek olmak için yani okuyan insanlara, çocuklara vesaire arkadaşlarımız var. Orada ben mesela 5 tane fotoğraf satarak, yani ilk önce 5 taneydi, sonra 3 tanesi de dışarıdan alındı arkadaşlar. Onu henüz saymıyorum. 5 tane fotoğrafla ben 150 tane çocuğun bunu çevirebilir misin şey? Ben şimdi bu kadarını çeviremem galiba. Şu an zaten sorulara bakıyorum bir taraftan. 5 tane fotoğrafla 150 tane çocuğun kırtasiye ihtiyaçları karşılandı arkadaşlar. ÇYD'de ve ihtiyaç haritasına bağışladım ben ilk koleksiyonu. Düşünün, yani hani küçücük bir şeymiş gibi gözüküyor ama kaç tane çocuğa dokunuluyor? Yani bunu özellikle söylemek istedim yani. As we are talking about the social responsibility, maybe you know Gül's first collection. She donated all the funds raised from that collection, all the money she earned from the sale of that collection, donated to a foundation, actually two foundations, and they used that amount for the
education, education of children. Yes, the, from the families that were in the need, they mm-hmm. used that money for education of those children. That's incredible. I admire you so much for doing that. That's amazing. Yes. Yok şeyi söylemek istedim. Yani sadece 5 fotoğrafla 150 çocuğa. Yani bunu özellikle söylemeni istiyorum. Yani especially want to state that just with the 5 photos you yes. can change life of many people. Yes. Just by selling your 5 photos, because she sold her 5 photos and donated all the amount to the foundation. To two foundations, and you can change life of 150 yes. children's life. This is wow. a very amazing thing. Yes, yes. And that's the type of NFT that I like to support, that's doing stuff like that. Yes. And I love that in this NFT community, we are able to do something like that. You know, it's amazing. So, yes. Leslie'de özellikle NFT toplumunun bu yönünü çok sevdiğini ve bunu desteklemekten de her zaman büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Yes. Kesinlikle. Yani hani orada benim benim ne yaptığım önemi yoktu, ama hani küçücük bir şey gibi görünen bir şeyle kaç kişinin hayatına dokunduğumuzu ben hani sadece vurgulamak istedim. Gerisi çok önemli değil. Yani yapılması gereken bence şeyler ki hani hep biz böyle, ben bunu bazen bir tane işte Space'ine katıldığımda da söylemiştim. Yani veren, bunu nasıl söyleriz bilmiyorum ama yani vermek daha önemli. Yani hani vermek, veren el alan elden üstündür diye bizim kültürümüzde öyle bir şey vardır. Yani paylaşırsan çoğalır. Yani ben böyle bakıyorum konuya açıkçası. Gül, we want to especially emphasize that just selling why 5 photos are not very important for her, but you can change many lives. And wow. there is a Turkish quote that I'm not sure I can translate well, but the hand that gives something to others is over the hand that getting from others. Right. Yes. I'm not sure. I could translate exactly. Yes. So, I mean, I think that is just, I mean, that to me, I think, you know, I mean, that's what I set out to do. And then I ended up buying NFTs instead with the money. But I absolutely 100% am behind stuff like that. I mean, I think that's amazing, and I'm so proud of you and honored to know you for doing that. I mean, you're amazing. So thank you so much. Umarım şunu söylemek istiyorum. Aslında hani böyle bir şeyler, mesela yeni dönemde biraz böyle, tabii yazın insanlar gider de, mesela böyle bir ortak proje bile de yapabiliriz yani çocuklar için, sadece yani ileride, yani hani böyle 10 tane fotoğrafçı birleşerek mesela gibi. Çok da güzel olur bence. Yani çevirmek ister misin? Gül said that we can do such things more. We can do that with even just with 10 photographers. Yeah. We can create a project. Only one photo. Yes, only one photo from each photographer, and I'm we all can for use, that. Yes, we can do that such projects to raise money to use such proposals for social responsibility, for especially for children. Yes. Just let me know. I'm happy to donate. So you can have one of my photos. You can have as many of my photos as you want. Thank you. İstediğin kadar fotoğrafını bu amaçla kullanabilirsin diyor Gül Hocam. Thank you so much. Thank you so much for trusted me. Translation. Yes. Am I right? Trusted me. Trust me. Yes. Bak az önce söylediğim bu arada, Semra'yı doğru anlamışım ben.
bak İngilizce kötü olunca doğru anlıyorum. Yani Lestin'in fotoğraflarındaki besin kaynağı, yani neden besleniyor? Çekerken nelerden besleniyor? Bunu nasıl... Samra Ege is asking that what is her main motivation when she's creating art, taking photos? My main motivation, well, it all just depends on what I'm shooting, because I shoot so many different types of photography. My main motivation when I'm photographing photojournalism is to help the people and to get their story out there and their voices heard. And I ended up leaving Haiti one time because I was photographing such horrible things and the world didn't seem to care. And there was no point in me continuing to photograph such atrocities unless they were going to help these people that I was, you know, photographing, the community that I was photographing. If my pictures aren't helping, then there's no point in them. So for photojournalism, that was the point of my photos. For creative portraits and boudoirs and stuff like that, my motivation is to make ordinary people who think they're ordinary women feel beautiful. I want them to feel like models because, you know, to me, every person is beautiful, and I want them to see themselves like I see them, you know, and see them in a beautiful way. And so that's what my goal is for my portraits and my creative portraits and stuff like that. Evet. Şimdi aslında tam bilmiyorum, ben çevirirken ben de çok şey yapmadım, hani motivasyon diye çevirdim ama tam o olmadı. Ama yine de bunun cevabını verelim, onu bir daha şey yapıp sorayım. Şimdi çok farklı fotoğraf tarzlarında fotoğraf çekiyor. Ve o yüzden de her birinde ona ilham veren şey, arkasındaki fotoğraf çekmesinin arkasındaki temel motivasyon her birinde daha farklı. Örneğin diyor ki fotojurnalizmle ilgili çektiği fotoğraflarda temel amacım, motivasyonum insanlara yardım etme duygusu. İşte çektiğim fotoğraflarla onları daha görünür, seslerini duyurabilir hale getirmek, buna katkı sağlamak, onların seslerini duyurmasına katkı sağlamak. Bu temel motivasyonum diyor. Ama mesela portre çekimlerimde diyor, bence her insan güzeldir. İnsanların da kendilerini güzel olarak görmelerini istiyorum diyor. Sıradan insanların, kendini sıradan hisseden insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak fotoğraflar çekmeye çalışıyorum. Bunu hissetmelerini sağlamak benim temel motivasyonum diyor. Evet, aslında bu duygulardan besleniyor. Evet. Yani hani muhtemelen. Ya biraz belki... dolaylı bir şekilde sordum şeyi tam olarak. Evet. Bazen işte direkt şey de olmuyor. Yani hani bazen ilham aldığımız bir film olabiliyor mesela. Hani ilham aldığımız bir kitap olabiliyor. Ne bileyim, okuduğumuz bir yazar olabiliyor gibi. Belki hani ben birazcık Semra'yı tanıdığım için o tarz bir şey de sormuş olabilir diye düşünüyorum tekrardan. Semra doğruysa iki defa kapıyı çal diyormuşum. Actually, she went to ask the inspiration behind your photos. Not just motivation and inspiration. Yeah. Okay. Şimdi kelime bir türlü aklıma gelmedi. Evet, inspiration. Aslında ben soracaktım ama benim de kafam diğer soruya takıldı. For example, a movie. Neydi, novel or something. Most like for my creative portraits, the inspiration for me usually comes from music. Songs. Anytime I hear certain songs, I'll want to do a shoot like that. I wanted to do. There was a Katy Perry song, which led to one of my
one of my pictures from my creative portraits with the girl with the flame. Another song led me to the one with the girl with the violin and the one with the windows. So I get a lot of inspiration from songs and from movies. Dune, I want to do a shoot based off of the movie Dune. I'm trying to find someone who can make me that yellow dress and stuff. But I definitely want to do a shoot like from Dune. Movies and music, and then music in movies as well. Those are my driving things. And I'm always, when I'm doing a shoot, like a creative shoot, I love to have music playing in the background because it inspires me, you know, and it puts me in the mood. So definitely. Müzik moda sokuyormuş herhalde, değil mi? Bir de Dune filmi mi dedi en son? Evet, Dune filmi yani kendisine ilham veren şeyleri, özellikle portre çekimlerinde müzikten çok ilham aldığını söylüyor. Çekim yaparken dinlediği, arkada çekim, özellikle yaratıcı çekimler yaparken arkada müzik çalmasını istiyormuş. Bu çünkü ona ilham veriyormuş. Filmlerden ve film müziklerinden de çok fazla ilham aldığını söylüyor. Örneğin Dune filminden çok ilham almış. Buna yönelik çekimler yapmak istiyormuş. Bunu söylüyor. Süper. Bu arada yabancılar da var. Yabancı arkadaşlarımız da var bu arada bizi dinleyen. Merhaba. Javier Martinez. Hi. Gül from Colombia. Galiba Twitter'dan. Bunu şöyle bir alayım ben şeye. Başka sorular var mı bakalım? Merhaba demiş arkadaşlarımız. Benim sinemadan arkadaşlarım, master'dan arkadaşlarım da merhaba Orbay diyeyim. Ne yapalım? Yavaş yavaş şey yapalım. Biz aslında bir buçuk toparlayabiliriz aynı. Açtık yani. Bu arada ben hani toparlamaları yapayım istersen Serhat. Sonra sen Leslie ile toparlamaları yap. Arkadaşlar soru yoksa eğer artık yavaş yavaş Leslie'yiz. Özgür bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Birçok insan bugün burada olamadı. Onu biliyorum. Çünkü cuma akşamı Türkiye'de bellidir. Yani genelde dışarıda olur insanlar. Birçok insan ya da çok insan cumadan bir yerlere gidiyor ama dönüşte izleyeceğim diyen çok insan var. Bana bugün mesaj resmen yağdı. Sonradan izlemenizi isteriz. Çünkü gerçekten en başında söylediğim gibi Leslie sadece iyi bir fotoğrafçı değil. Yani bana göre ve birçok insana göre gerçekten öyle. O da zaten gerçek samimiyeti ve sevgiyi anlayacak bir insan zaten. Gerçekten o sevilen bir insan. İyi bir insan olduğu için sevilen bir insan en başta. O yüzden çok mutlu oldum ben. Hani teklifimi kabul ettiğinde Serhat için de aynı şeyi söylemek istiyorum. O da sağ olsun yardımlarını, desteklerini asla esirgemiyor. Ve çok mutluyum şu an konuk ettiğim için. Umarım uzun yıllar, bunu özellikle çevirmeni istiyorum ama en azından bu kısmını Serhat, uzun yıllar dostluğumuz devam eder istiyorum. Sen bunları söyle, ben sonra tekrar bir teşekkür edeceğim. Bir kısmını söyleyebilirsin. Leslie, she is trying to sum up all the conversation between us and she went to say she's loving you a lot because you are not just a great artist, a collector, but also a great person, and she appreciates that your personality. She appreciates that. Sonra ne diyecektim? Kağıt doldu. Not alacak yerim kalmadı. Kafa da doldu. Süper. Gelen arkadaşlara da ben teşekkür edeyim. Arkadaşlar bu arada yani dinlediğiniz için şeyi ekleyeyim. O arkadaşlığımız Gül evet. Also went to say that I hope our friendship she wish an endless friendship between both of us and the, yeah that's all. I confused a lot.
Where is your mind? Definitely. I mean, I feel so close to her, and I just adore her so much and what she's doing as well. I mean, just, I can't wait to come visit both of you, and especially you in Turkey, for sure. And we definitely, let's collaborate on something for social justice, social responsibility. Yes, please. I would love to be involved in something like that. Thank you. Thank you so much. Yes, you're both amazing. I just adore you. So. You are amazing too. Good person. Very good person. Amazing person. So are you. Look what you did. I mean, you gave away 2 collections worth to kids, to help kids. And that's what this is all about. That is just like, I mean, we need more humans like you. So... Definitely. Thank you so much. Çok teşekkür ederim. Yani iyiliğe ihtiyacımız var. Yani böyle iyi düşünen, iyi projeler yapan, sosyal sorumluluk projeleri yapan senin gibi insanlara ihtiyacımız var dedi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Leslie için açıkçası diyeyim. Bu kısmını sen ekleyebilir misin? Şu an ben heyecanlanmıyorum. Daha da mutluluktan ne diyeceğim şaşırdım şu an. Ya benim de telefon şu an ardı ardına çalıyor. Mesaj geliyor. Bir oradan da biraz şeyim dağıldı. Kusura bakmayın. Ya, hani şu an bence burada çevir lütfen Leslie'ye de ki muhtemelen Twitter'da sohbet odasına her giren sana şu an mesaj atıyor. Orada mısın diye. Olabilir böyle bir şey. So for that, I got a lot of phone calls and message during the last part of the last part of the conversation, and I couldn't focus to your words, your sentences. Sorry for that. Okay. O zaman ben arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sorular için, harika sorularınız için çok teşekkür ediyorum. İzleyemeyen arkadaşlarımız zaten buradan izleyeceklerdir diyeceğim. Ve huzurlarınızda Leslie'ye çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığı için, samimi bir insan olduğu için diyeyim. Ve umarım bir daha belki mesela birkaç ayda bir böyle yayınlar yaparız belki yani Leslie'yle birlikte. Ya da ileride tekrarlarız yani. Başka belki projelerle geliriz karşınıza umarım. Böyle işte teşekkür de etmek istedim yani ne diyeyim. Thank you for coming Leslie. Dear Leslie. Thank you for coming. And my best wishes for you, with you, you know that. Thank you so much. Thank you. Same to you. You're amazing. You have my heart. Thank you. And you too, Serhat. Sorry. Woman power. Yeah. That's right. Thank you so much, Leslie, for being with us. We had a very good time with you. It was pleasure for us and very enjoyable. The time was very enjoyable for us. Thank you so much again and again. You are a so kind person. Thank you so much for being yourself all the time. Thank you for all you do, both of you. We appreciate your support to communities, to your support to all of us and to all the community. You are an amazing person. Yes. Yeah. There are many words that we can tell you. More, but we don't have enough time, so I need to cut it here. Stop at here. Birçok arkadaşımız da sevgilerini iletmiş. Onu da lütfen söyleyelim, sevgilerini ve selamlarını iletmiş. And many of our friends are sending their love to you, their greeting to you. They are writing it on comment part. They are. Sending their love to you. They all love you a lot. I love you guys. Evet. O zaman kapatıyorum artık. Vallahi Leslie'den ayrılmak istemiyorum. Ayrılmak istemiyorum. She says that actually I don't want to leave Leslie, but I need to stop. But Leslie's husband kill me. We are always taking a lot of your time, too much your time and your
time with your family and husband. Yes. We are so sorry for that. Oh my gosh. Luckily he's super understanding. So. Thank you. Thank you so much. Bu arada teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kapatacağım. Thank you so much again, Leslie. Thank you, Serhat. Thank you for support for the community or thank you for especially friendship, okay? Yes. Most important to me, friendship. You know that. Yes. Thank you so much. Umarım bir daha tekrarlarız diyeceğim. Şu an unuttum ne diyeceğim. Heyecandan. She says, we hope we will do that again soon, yes. Very soon. Yes. We will do it again. Definitely, definitely. Get with me if you want to do a collaboration. So, yeah. Okay. Okay, yeah. Thank you o da so much. İş birlikleri için her zaman hazırım diyor. Thank you. Thank you. Okay then. O zaman bitirelim. O zaman see you very soon, I hope. Yes, definitely. Take care, Leslie. Bye, thank you. Goodbye to everyone. Goodbye. Arkadaşlar hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. See you. Bye. Bye. Herkese hoşça kalın. Hoşça kalın.